Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor attaki çarkın ortasında yazan Mint Made in Türkiye yazısı havalanıp yıldızların önüne geçti. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com Rasim Öztekin dazlak saçlarıyla makyaj odasında Fehmi olmaya hazırlanıyor. Özlem Türkat da gündelik hayatındaki görünümüyle gelip Rukiye karakterine büründü. Sıra Ahmet'te. Oyuncuların büyük bir kısmının isimleri kostüm odasında neşeyle dans ederken görüntülerin altında yazıyor. Onlar da gündelik hayattaki görünümleriyle, bazıları da Çınaraltı Mahallesi'ndeki dizideki halleriyle. Fehmi Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Ahmet Şoray Uzun, Gülden Ayşe Tolga, Nazlı Yasemin Conka, Ergun Serhat Kılıç, Çağatay İlker Aylık, Rutik Ali Hakan Bulut, Şahin Ceyhun Fersoy, Elvan Begüm Öner, Niyazi Vural Çelik, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Başkomiser Rıza Onur Dilber, Komiser Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk, Foto Ana Suzan Kardeş, Bakkal Mehmet Ayber Katila, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Bahtiyar Faruk Sofuoğlu, Belediye Başkanı Manal Mustafa Aşkın Şenol, Yıldız Özlem Balcı, Dilek Betül Berk, Susmuş Süleyman Aydın Sarman, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Nurten Tolunay Donat, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin Işık, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmuz Cancan, Final Mix Orçun Çatar, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülke İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman Burcu Güven, Senaryo Murat Aras Birol Güven, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Mehmet Can Saçıntı. Yüzyılın bölüm. Çikolata ile çiçek orta sehpanın üzerinde. Ergun yüzünde gergin bir gülümsemeyle Fehmi'nin karşısındaki koltukta oturuyor. Fehmi'nin afallamış yüzünde zoraki bir gülümseme. Rukiye'nin yanında kendisiyle akran kısa saçlı bir kadınla kır saçlı bir adam oturuyor. Vallahi rahat oturun ayolum şöyle evinizde gibi. Sağ ol. Ay ne kadar uzun zaman oldu Rukiye Hanım. İyice görüşemez olduk ya biz. Doğru söylüyorsun ama işte arada mesafe de var. Tabii haliyle bu çocukların da derdi bitmiyor. İşte böyle. Ne yapacaksın? Aman olsun. Ben sizi ama bak Ahmet'in düğününe çağırdım hatırlıyorum değil mi? Ergun ne oldu siz memleketteydiniz bir şeydi. Ya. Ha? Annem hastaydı da ondan. Ah geçmiş olsun. Neyse. Kısmet bugüneymiş. Öyleymiş. Siz nasılsınız Fehmi Bey? Sağ olun işte iyi olmaya çalışıyoruz. İyiyiz gayet iyi. Allah iyilik versin. Ahmetciğim sen nasılsın evladım? Teşekkür ederim Hatice teyzeciğim. Siz nasılsınız? Sağ ol yavrum. Ben de iyiyim çok şükür. Allah iyilikler versin. Sağ olasın. Hasan abi siz? Aa! Bana teyze. Onu abi diyor. Aşk olsun Ahmet yani. hanım, biz kendimize bakıyoruz değil mi? Efendim, hayatta üç şey çok önemlidir. Bir, moral. İki, moral. Üç, moral. Moralinizi daima yüksek tutacaksınız. Değil mi Fehmi abi? Gerisi boş. Tabii. Moral çok önemli. En önemlisi moral ya. Haftada birkaç günü kendi keyfinize ayıracaksınız. Ben hep öyle yaparım. Şimdi çocuklar da büyüdü. Ah! Ya sağ olsun Hasan'cığım haftada 7 günün 10 gününü kendine ayırır. Kız isteme faslı olmasa evden dışarı çıkamayacaktık. Anneciğim İlay. Siz kız isteme için mi dışarı çıktınız öyle mi? İlahi Fehmi abi ya. İşte bu. Bunu söylüyorum. Moraliniz yüksek olacak. Güleceksiniz. Gülmek önemli. Bravo Fehmi abi. Fehmi zorla gülüyor. Felfecir okuyan gözleriyle geçmişte Ergun'la Dilek'i el ele gördüğü ana döndü. Dilek düştüğü için Ergun onu kaldırıp eli elinde ağrıyan bileğine baktı. Fehmi apartmandan çıkınca onları öyle görüp işkillendi. Ergun Fehmi'yi gülümseyerek gayet rahat paniklemeden elini çekti. Tamam teşekkür ederim. Güle güle canım. Dilek apartmana girerken Fehmi çatık kaşlarla Ergun'a bakıyor. Siz bunu çok sıkmışsınız ya. Burada kan dolaşımı durursa iyileşmez. Bunu böyle gevşek bırakacaksın. Ani hareketleri engellesin diye. Tamam mı? Ergun abi. Heh. Gömleğin de çok güzelmiş.
Vallahi mi? Vallahi çok yakışmış. Sağ ol kız. O senin güzelliğin. Tabii ya. Bak şimdi o olayı ben tamamen çözdüm ya. Demek kapıyı açmadılar. Evet. Efendim baba? Kapıyı ya, kapıyı. Sen çikolatayı yaptırmışsın, çiçeği yaptırmışsın. Demek onlar telaş eden falan duymadılar ya. Kapıyı duymadılar. Yoksa açarlar, niye açmasınlar? Kız çok iyi bir kız. Gayet iyi bir kız. Çok iyi bir kız. Sen de tanısın Rukiye. Şimdi biraz yaş farkı var. Ama çok önemli değil ya. O da işte iki gönül falan bir olunca arada hallolur gider ya. O hiç önemli değil. Şimdi tabii siz gidin bir daha bir kapıyı çalın. Duymadılar demin herhalde telaş eden. Siz gidin kapıyı bir daha bir çalın ya. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yapayım Fehmi baba? Çıkıp çalıp mı geleyim? Bir daha mı çalayım? Çal tabii ya. Açmazlarsa yine gelip burada otururuz. Ne olacak ya? Tabii. Fehmi'cim tam olarak neden bahsediyorsun canım benim? Ay günlerdir, ne zamandır başımın etini yiyor ya. Hadi anne, hadi anne, hadi anne. Artık şu kızı isteyelim anne diye. Vallahi burama kadar geldi. Kız evi naz evidir. Olacak artık o kadar. Kolay değil. Yuva kuruluyor ya. Hadi hayırlısı olsun. Nazlıcığım, istersen biz yavaştan mutfağa gidip kahveleri hazırlamaya başlayalım. Tamam. Ergun abi, ya benim babam gelsin, ilk işim kızı istemeye gideceğiz ya. Vallahi Ergun abi, çiçekle işin bitince bana ver tamam mı? Götüreceğiz yani. Yani var ya, gülüyoruz ya, suç mu yani? Moral önemli, moral. Yani başkası olsa çok düşünürdüm. Ama kızımızı tanıyoruz. Çok hanımefendi, düzgün biri maşallah. Sağ ol, teşekkür ederiz, öyledir. Ya, on numara kızdır ya, çok iyidir. Çok iyi kızdır. Ya ben aslında böyle bir şeyler anlamıştım falan ama... yani bu kadar uzun boylu olduğunu zannetmiyordum ya. Ya Ergün, sen ne yere bakan, yürek yakan tipmişsin ya. Vay anasını ya. Enişte ya, sen de ne hevesliymişsin ya, dünden rahatsın. Yemin ediyorum, helal olsun sana enişte. Vallahi helal, öpeceğim, gel öpeceğim. Vallahi bu sefer öpeceğim. Ya. Vallahi bu sefer öptüm. Ne diyor bu ya? Ya, bu çocuk çok komik ya. Kırısı yapma diye gözlerken Tühin, Mutilsa'dan yağ diyen bakışlarını sabitlemiş. Çam vakti, Ergun kahvesini içiyor. Nazlı geldiğini huzursuz bir halde Gülden'le bakıştı. Tühin ile Rukiye arasındaki köşeye çekilmiş sandalyelerde oturuyorlar. Kahvelerimizi de içtik. Hasan. Hadi. Evet, kahvelerimizi içtik. Fazla da vakit geçirmeyelim çünkü arkadaşlar bekliyorlar beni. Baba. Tamam. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ya ilahi Hasan Bey ya. Bir de prova yapıyor burada ya. Ya bu kadar gerilmeye gerek yok. Hiç gerek yok ya bu kadar gerilmeye. Ya ben de gittim istedim, şap diye verdiler ya. Ya zaten sana bir söyleyeyim de. Ya şimdiki gençler hocam, iki gönül bir olunca... evet, sana bana sormuyorlar zaten ya. İş bitirmişler onlar. O kadar heyecan yapma ya, hiç gerek yok ya. İcat çıkarmaya gerek yok yani. Doğru, çok doğru. Ya yine de böyle bir istemek lazım tabii, adettendir. Adet, yine de böyle bir isteyeceksin. Tamam, istiyorum o zaman. Allah'ın emri... Allah'ım ya, prova yapmaya gerek yok. Git efendim, ben de iste ya, ben yaparsın, inanıyorum sana ya. Alem ya. Bebeciğim bir izin versek de sorsa o zaman? Ya ne soracak, Allah Allah, kızı benden isteyecek değiller ya. Ya. Moral bir, moral iki, moral üç. Fehmi Bey, kızı sizden istemeyeceğiz de Ahmet'ten mi isteyelim? Ahmetciğim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Aman Hasan abi, ne yapıyorsun? Estağfurullah. Babam burada dururken olur mu? Ya hayda. İsteyemedik ya. Ya üst kattaki komşunun kızını benden niye istiyorsunuz zaten? Demek duymadılar demek. Gidin şimdi çalın. Kapılarını girin içeri, oturun.
İşte çiçekleri, çikolatayı da verin onlara. Bir kahvenizi içersiniz. Ondan sonra isterseniz verirler, olur biter ya. Uzatmaya gerek yok. Buralıydı şurada. Hiç gerek yok ya buna. Fehmi Bey, biz üst kattaki komşunun kızını istemeye gelmedik. Biz Nazlı'yı istemeye geldik. Fehmi'nin kaşlar kalkıp gözler büyüdü. Gülden ve Nazlı pür dikkat tepkisini bekliyorlar. Nazlı mı? Evet efendim. Nazlı istemeye geldik. Efendim komşunun kızıyla bizim ne işimiz var? Komşunun kızını istesek komşuya gideriz değil mi? Fehmi gür saçları sola taralı, bakışları Hasan'da donup kaldı. Ya geç kalıyorum ben, arkadaşlar bekliyor. Hay senin arkadaşların varsın inşallah ev. Burada işler karışmış, sen arkadaş diyorsun, pavyon diyorsun. Sen de bat inşallah. Anne! Ya Allah Allah! Ben ne yapacağım şimdi? Ha? Ya biz yanlış bir yere mi geldik? Yanlış bir yere gelmedik de, doğru yere geldik de yanlış bir şey mi istiyoruz ya? Nedir bu? Anne, baba lütfen oturur musunuz? Annesiyle babası yanlış yerde tartıştıklarını fark edip oturdular. Fehmi abi, amca, baba, Fehmi baba. Fehmi baba, biz buraya komşunun kızını istemeye gelmedik. Biz buraya komşuya da gelmedik. Biz direkt size geldik. Biz direkt Nazlı'ya geldik. Çünkü ben Nazlı'yı çok seviyorum Fehmi baba. İnan bana, ben onu canımdan çok seviyorum. Ve bunu sana bugün itiraf ediyorum. Ben Nazlı'yı ilk gördüğüm günden beri, daha bu mahalleye ilk taşındığım, o dükkanı ilk açtığım günden beri seviyorum inan ki Fehmi baba. İnan bana, bunu ben ilk başta kendime de söyleyemedim. Sonra bir süre sonra alışmaya başladım. Nazlı'ya söyledim. Ahmet'e söyleyemedim. Bir süre sonra alıştım, Ahmet'e söyledim. Ben Rukiye teyzeye söyleyemedim. Sonra komşunun bile öğrendi. Onu oradan gitti, Rukiye teyzeye mi söyledi, artık öbürüne mi söyledi? Sonra o ona söyledi, o ona söyledi, ona böyle dolaştı maşallah. Bir öğrenmeye siz kaldınız Fehmi baba. Ben artık sizde öğrenin istiyorum Fehmi baba. Ben Nazlı'yı istemeye geldiğimizi bilmenizi istiyorum Fehmi baba. Babamın artık o soruyu sormasını ve sizin de ona evet demenizi istiyorum Fehmi babacığım. Ellerinizden öpmek istiyorum. Müsaade edin, ben de akşam gelirken bu eve bir kavun, karpuz, peynir bir şey alayım. Bir ekmek alayım, meyve alayım, sebze alayım Fehmi baba. Alma diyor. Çorbada benim de tuzum bulunsun. Size baba diyeyim. Size babam diyeyim. Babama dediğim gibi babam diyeyim. Artık müsaade edin. Müsaade ederseniz ben sizin elinizi öpeyim Fehmi baba. Siz de benim babam olup ben de... Baba, ne Bir dakika sakin olun ben Fehmi babayı kurtaracağım bana Nazlı'yı vermeden Fehmi babayı kurtaracağım. Ben askerde sığıyeciydim. Rahat olun. Rahat olun. Ne yapıyorsun? Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam. Doğru söylüyorsun. Sığıyeciydi. Hadi ne yapacaksın? Sen yap. Yardım, hadi. Ay, ne yapıyorsun? Yardım, yardım. Yavaş. Yavaş. Baba. Çok özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım abi. Son hikayem. Tamam. Fehmi babacığım. Tamam. Affedersiniz. Tamam. Boş ver. Boş ver. Üç. Bir. İki. Üç. Nefes. Nefes. Üç. Kuvvetlice. Baba. Tamam. Anneciğim tamam, geç. Baba. Fehmi kendine geldi. Fehmi abi iyi misin? İşte. Ne oldu bana ya? Fehmi'ciğim tamam. Buraya. Tamam canım. Rukiye, ne oldu bana? Buradayım Fehmi'ciğim, buradayım. Tamam, yok bir şey, korkma. Korkma sen, bir... böyle bir ferahlaştı, sordular sana. Nazlı istiyoruz diyerekten sorunca sen öyle heyecanlandın. Ferahlaştı, bir kalp şişesi geçirdin. Spazma. Ergun da bir masaj yaptı. Sonra terimiz yaptı, kurtardı seni. Gidiyordun ya. Kim istedi? Kim söyledi, teröpsiz yaptı? İşte Ergun yaptı. Ergun. Ben yaptım Fehmi. Bu Ergun hayatımı kurt. Vallahi kurtardı Fehmi'ciğim. Böyle duruyordum, nefes almaya başladım. Ay. Fehmi abi, kendine geldin madem bak.
Şu işi bitirelim. Allah'ın izniyle, peygamberin kavliyle kızınız Nazlı'yı, oğlumuz her güne istiyoruz abi. Erdoğan yanına çöktü, hadi ver diye gülümseyerek Fehmi'ye bakıyor. Nazlı. Babacığım. Sen ne diyorsun kızım? Babacığım, yani siz bilirsiniz diyorum ben. Kızım, ben bilirsem iyi olmaz ya. Sen ne istiyorsan onu söyle. Hani ben işte, yani işte seviyorum yani. İyi ya. Madem kızım seviyor, madem bu da damadım olacak herif benim hayatımı kurtardı, o zaman verdim gitti. Babam benim, babam. Öpücük Ahmet'ten. Ya, ne güzel ya. Dur, Fehmiciğim, açılır. Bir dakika, bir dakika. Üstüme gelmeyin. Yok, bir şey öğrenmek istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben bayıldım. Evet. Hafif böyle bir kalp spazmı gibi bir şey geçirdim. Evet. Beni bu hayatına döndürdü. Aynen öyle oldu. Peki o döndürürken... Bu o... Hani ayıptır söylemesi... Hayat öpücüğü denen olay o hani... ağızdan ağza yapılan olayı... Yaptı mı bu bana? Yaptım valla Fehmi'cim. Yaptım hem de nasıl yaptım. Olması gerektiği gibi. Askerde sayıcıydım ben Fehmi baba. Ben bununla böyle ağız ağza mı geldim ya? Öyle çok şey değil zaten Fehmi'cim, çok şükür. Oho, ben sayıcıyken kimlere yaptım Fehmi baba? Yok. Nisa ya, Nisa. Dur. Düşünmüyorum. Çünkü sinirlenirim adam Fehmi iğrenerek suratını ekşitti. Bir hafta sonra yazdı. Yaşantımız, ailelerimiz, mahallelerimiz, ilişkilerimiz en çok ne zaman değişti derseniz 80'li yılların ortalarında derim. Siyaset 12 Eylül askeri ihtilaliyle tamamen kabuk değiştirmiş, Turgut Özal ve izlediği farklı politikalarla günlük hayattaki değişim kendini iyice gösterir olmuştu. İthalatın önündeki engeller kalkınca Türkiye'de her geçen gün yepyeni şeyler görmeye başlamıştık. Butik Ali Walkman tanıtımı yapıyor. Yediklerimiz, giydiklerimiz, izlediklerimiz, dinlediklerimiz her şey tepeden tırnağa değişiyor. Ve tabii bizim aile. Yıllar geçtikçe biz de ufak ufak genişliyorduk. Ve evdeki çatışmalar da giderek artıyor. Ahmet elinde gazeteyle eve girdi. Salonda kimsecikler yok. Telaşla koltuğa geçti. Harıl harıl bir haber alıyor. Ev kazananlar listesine bakıyor. Kahretmesin. Tüh. Gazeteyi keyifsizce kapatıp pişimle orta sehpanın üzerine bıraktı. Mutfak. Gülden pirinç ayıklıyor, Nazlı patates soyuyor. Rukiye boğazına bir başörtü sarmış, çorba karıştırıyor. Anne, biliyor musun? Gülden hostesliğe başvuracakmış. Rukiye, nasıl diye Nazlılara döndü. Neye başvuracakmış diye? Anne sen beni dinlemiyor musun? Hostesliğe diyorum ya. Ha dinliyor çocuk, dinliyor. Kulağım gayet iyi duyuyor. Boğazım ağrıyor ama kulağım iyi duyuyor da. Hayır çok anlayamadım yani. Ne gerek varmış pardon? Ne gerek var yani? Hani onu soruyorum. Başvursun, herkes başvuruyor. Vurmakta bir şey yok. Ne gerek var yani? Hostes olmak istiyorum. Sebep? Sebep mi? Hostes olmak için gereken her şey bende var. Ayrıca hosteslikte çok iyi para var Rukiye anneciğim. Ayrıca prestijli. Ne? Prestijli anne. Yani çok havalı. Evet, havalı. İyi, havalıysa madem gerçi. Senin çok ihtiyacın yok yani. Senin hep böyle bir
havan var yani, bir havalı ortasın falan ama... Öyle şeyliyse tabii, havalıysa o da başka tabii. Birden bozularak Nazlı'ya baktı ama Nazlı çaktırmadan Rukiye'nin cevabına gülüyor. Ne haber kayınço? Laflara bak. Alıştırmış bir daha ağzına kayınço. Oğlum sen daha demin burada değil miydin? Ne böyle zırt pırt gidip geliyorsun? Allah Allah. Ben bu evi zırt pırt girip çıkabilmek için kaç yıl bekledim sen biliyor musun ya? İstediğim zaman gider gelirim abiciğim. Damadım ben ya. Damadım abi. Ben şu an bile tekrar istesem çıkarım yani. Al. Buyur. Canım istedi. Çıkıyorum abi. Şaşkın olsun. Allah şaşkın olsun. Ne haber kayınço? Ergun koltuğa yöneldi. Ahmet gülüyor. Oğlum. Anladın? Damat değilsin de sen onu anlamadın. Sen daha damat değilsin. Zırt pırt böyle girip çıkıp ne oldu kaldın. Ya konuşma fazla, konuşma fazla. Damat olduk işte. Allah Allah. Çeyrek kalmış şurada. Çeyrek damat. Kapıyı açmasam zor gelirdi. Ne oldu yine? Ha? Yine nerede gemilerin battı? Ya bu kader bize gülmeyecek mi kardeşim ya? Ne piyango bize denk gelir, ne de çekiliş çıkar. Şu gazeteden 7 kupon ev veriyorlardı. Kestim yolladım. Ama bize nerede işte? Hava gazı. Yapma ya. ama Ahmetciğim, yani hava gazı da bir şeydir. Yani değil mi? Çünkü biz hani olur da bir gün gelir bir ev tutarsak... Hani olmaz ya, oldu da oldu diyelim hani ev tutarsak... Hava gazını direkt bağlatabiliriz mesela. Hayatım onu mu söylüyorum ben? Ev tutmak başka bir şey. Ben tamamen kendimize ait bir ev olsun diye uğraşıyorum. Çok iyi. İyi bir haber. Ama sen evlenirken beni kandırdın. Sadece geçici bir süre için burada kalacağız demiştin. Neyse. Hostesliğe başlayayım da ev işini hallederim artık. Gülden kasılarak odaya girerken Ahmet idrak edememiş gibi. Ne hostesliği ya diye düşünüyor. Ne dedi bu? Ne dedi? Gülden ne dedi? Ha, öyle ben halledeceğim dedi bir şey. Ondan önce ne dedi? Ha, ev işini ben halledeceğim. Ha neyse dedi. Ben dedi ev işini... Ne dedi. Olunca halledeceğim dedi? Ha, öyle bir şey söyledi. Tam ben geveleme, de... Geveleme, ne dedi, ne? Hoşbeş mi? Hostes mi dedi? Tam hostes mi dedi? Anlamadım ben. Tam bir daha söyle. Hostes. Hostes olacağım. Hostes olunca... Ben seni göstereceğim. Öyle dedi değil mi? Bildiğimiz hostes yani. Bildiğimiz hostes, evet. Ne var yani? Bildiğimiz hostes. Ne var? Mis gibi meslek, ne var? Yurt dışına gidiyor, 1000 tane ülke görüyor, 100 bin tane insanla tanışıyor. Ben de evde onu bekliyorum. Oğlum ben karımdan bu kadar ayrı kalamam, tamam mı? 10 yıl peşinde koşmuşum. Gülden hostes olacaksa benim de gidip pilot olmam lazım. Sen pilot olacaksan ben Gülden'i vazgeçiririm. Sen hiç kafanı yorma. Sen pilot olma da ama Allah korusun ya. Ha, o kadar ya. O kadar. Harbiden o kadar. Ya sen arabayla trafiğe çıkıyorsun diye ben dükkanın önünden ayrılmıyorum be. Sen neden bahsediyorsun? Bir de hava trafiğine çıkacağım. Her gün çenen kopsun. Niye ya? Bır 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 bır. Şuraya oturduğundan beri ya. Bu Nazlı'yı da böyle aldın zaten çenenle. Lan ne gündü ya. Efsaneydim oğlum, efsaneydim ya. Vallahi heykeli dikilecek adamım bak. Ergun Plak. Tak. Hoş geldin Ergun. Hoş bulduk. Şey mi dedin sen? Canım. Heykelim falan mı dikilecek dedin? Nereye dikiyorlar, neden? Yani işte halk. İlla yapalım, illa yapalım. Ahmet'im de başvurmuş belediyeye. Damadın heykelini yapalım diye. Ya siyasete falan mı girsem acaba ben ya? Hakikaten Nazlı canım, çünkü ben aldım mı başımı yürüyorum yani. Yok, ben istemiyorum siyaset miyaset yani. Çünkü Allah muhafaza böyle ihtilal çıkar. Sonra ben öyle ta zincir bozanlara falan gidemem yani, söyleyeyim ben sana. Ha, görmüyor musun Nazmiye Hanım'ın, Rahşan Hanım'ın halini yani? Allah korusun ya. Nazlı. Rahşan Hanım'ı, Nazmiye Hanım'ı bırak da bu Gülden hostes olmak istiyormuş. Senin böyle bir şeyden haberin var mı? Ya ben abicim hiç duymadım ya gerçekten. Biz de çok güldük ya. Böyle bir şaka yaptı. Gülden şakadır.
Annem çağırıyor beni. Ben şey... Nazlı koşarak mutfağa kaçtı. Ahmet Nazlı'nın bu tavrından dolayı işin ciddiyetinin kaygısına düşmüş. Muhtarlık. Vallahi hayatta en önemli şeyini biliyorsun Fehmi. Hayırlı evlat abiciğim. Evlat hayırsızsa hayatın bütün anlamı bitiyor gidiyor abiciğim. Yaptığın o bütün güzel işler, her şey heba oluyor. Evet, tabii. Çok doğru. Bir de tabii hayırlı gelin, hayırlı damat. Elin oğlu kızı gelir senin çocuğunu alır. Sen aslanlar gibi efendi yetiştirmişsindir. Onlar böyle kafasına girer, aklını çeler, anasına babasına karşı da kışkırtırlar. İşte benim başımda abiciğim, biliyorum. Çok doğru söylüyorsun Mehmet ya, çok doğru. Şimdi ailede bir tane çürük oldu mu o mutsuzluk her yere sirayet ediyor ya. Dikkat ettim, acayip sirayet ediyor. Öyle. Ya kusura bakma, güldüğüme bakma. Ya sen durmadan Ergun'un arkasından şöyle hayta, böyle serseri deyip durdun abicim. Ondan sonra kızı nasıl verdin ona ya? Fehmi tükürdüğünü yaladığından köşeye sıkıştı. Şöyle oldu. Şimdi o çok başka ya. O en başka. Bambaşka bir şey var ya. Ne? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi öyle olmasaydı Nazlı çok mutsuz olacaktı. Tabii. Şimdi gençleri biliyorsun sen ya. Benden daha iyi biliyorsun. Kafaya böyle bir şeyi koydular mı mutlaka yapıyorlar ya. Öyle öyle işte, ne yapacağız? Ya ayrıca çok da önemli değil. Yani daha şimdi onlar nişanlandılar ama benim gözüm Ergun'un üstünde devam. En ufak bir haytalıkta yolu gösteririm. Kendi bilir. Kendi bilir. Daha henüz evlenmediler. Nişanlılar ya. Gözüm Ergun'un üstünde ya. Haytalık yok. Haytalık yok. Bu çok önemli bir şey. Yok yok. Ya hayret, hakikaten hayret ediyorum ha. Ya sen o kızı o adama nasıl verdin ya? Vallahi orada olup görmek isterdim ha Fehmi. Evet. Çok görülecek bir şey yok ya. Kusura bakma, ne bileyim abi. Şahin dükkanın önünde Elvan'a öpücük atıyor. Elvan da pastanede. Cam silme ayağına onunla cilveleşirken arkasından sesiyle Sami geldi. Şahin onu görünce yüzündeki gülümseme silindi. Elvan hala gülümsüyor Şahin'e. Elvan! Elvan başı önde Sami'ye döndü. Niyazi masada oturuyor. Efendim babacığım? Git bak bakalım. Ona ne yemek yağmış? Hadi git. Hemen al gel. Tamam babacığım. Gider bakarım. Alırım gelirim yani. Niye kızıyorsun ki? Bu kapıdan değil. Bu kapıdan çıkacağım. Tamam. Oradan çıkayım. Yan sokağa bakan kapıdan çıkarttı. Şahin arkasından bakıyor. Bak. Orada mıyım değil miyim? Onu bile ama umursamıyor. Kim? Sami nefretle bakıyor Şahin'e. Şahin'in gözü ise Elvan çıkacak mı diye pencerelerde. Sami abi, sen iyi misin? Sami abi. Sami abi. Sami gözü dönmüş bir halde pastaneden çıktı. Şahin hala pencerelere bakıyordu ama onu görünce bakışlarını çekti. Sami kapıdan ona bakıyor. Sami'nin öfkeli bakışları Şahin'e kilitli. Gözünü bile kırpmadan yanına ilerliyor. Şahin tırsarak oturduğu kolondan ayağa kalktı. Sami içine canavar girmiş gibi üzerine gidiyor. Sami karşısında durunca Şahin ne var diye korkuyla kafa salladı. Sami dişlerini sıkarak yanına yaklaştı. Kulaklarını yapışıp havaya kaldırdı. Niyazi kapıdan azıcık seyrediyor. Sami'nin yüzündeki öfke dinlemiş. Şahin hızla dükkanın kapısına fırlattı. Ama başka bir yüzünü gösteren pamuk kalpli Sami yanına ilerlerken Şahin korkuyla tezgaha silmiş. İçeri girip kapıyı kapattıktan sonra içeriden kilitledi. Kutuya patlıcan soyarken Nazlı maydanoz ayıttı. Hostes olacakmış. Allah Allah. Hayır, hostes olacağına otur evde çocuk yap. Abi, hiç bunlar evlere
geleli kaç ay oldu? Neden şöyle bir habilelik haberi, bir güzel haber gelmiyor bize acaba? Bana mı soruyorsun? Anne ben nereden bilebilirim ya? Aa. Olmaz. Olmaz. Allah Allah. Hay yani hostes olacağını otur evinde çocuğunu yap. Vallahi billahi millet konuşmaya başladı. Ha diyorlar neden acaba olmuyor? Bir şey mi var? Bir sıkıntı mı var acaba diyorlar. Allah korusun. Allah Allah. Bize ne el alem ne diyorsa desin anne. Niye dinliyorsun sen onları ya? Aa. Haklılar çocuğum. Allah Allah konuşurlar tabii. Ha şimdi ayrıca hostes olacak gidecek ta bilmem nerelere. Orada uzaktan uzağa o çocuk nasıl yapılacak da o çocuğa nasıl bakılacak? Oo. Böyle işe böyle. Ay yani millet de haklı konuşmakta şimdi. Vallahi ben bilmiyorum ya. Ben hayatımda bu kadar dedikoducu bir mahalle görmedim yani. Gideceğim zaten ben buralardan. Git. Gideceğim. Git tabii. Gideceğim hem de başka bir semte gideceğim. Daha modern bir semte gideceğim. Kimsenin kimseyle ilgilenmediği bir semte gideceğim ben. Çok modern olacak. Mutlaka. Orada da modern modern dedikodu yapılıyordur. Git tabii. Hiç durma git. Modern semte gidecek. Abi o modern semtte kimse konuşmayacak sanki. Allah'ım yarabbim Gülden'den yanında dura dura bunun gibi oldu. Hayır. Hay Allah. Hay vallahi billah. Şey yapıyorlar. Boş yere boş yere böyle konuşup konuşup benim bütün sinirimi tepeme çıkartıyor. Gerek yok anacığım. Gerek yok. Bir tane akıllısı denk gelmiyor ki bana. Tamam abi. Sam abi! Sam abi! Aygun apartmandan çıktı. Lan! Ne yapıyorsun lan sen dükkanın önünde? Sam abi! Şşş! Alo, kime konuşuyorum? Yürüyen balina, derdin ne lan? Sam abi! Lan çek şu elini dükkanın kapısından Sami abi, Sami abi. Ne Sami abisi? Aygun cama döndü. Sami abi! Sami abi! Sami abi! Ne oldu ya? Erol Taş Baba Sami ne oldu ya? Erol Taş Sami Baba ya! Erol Taş Sami Baba öyle mi? Ah sana Erol Taş Sami Baba! Ah ya! Ne oldu ya? Ah ya! İşkele babası mıyım ben burada ha? İşkele babası mıyım ben burada? Yani ayıp ama Sami abi. Sami çıktı. Niyazi ile Ergun'a ters ters bakarak ellerini arkasında kavuşturup gevşemiş bir halde pastaneye yöneldi. Ergun ve Niyazi ne olmuş buna ya der gibi hayretler içinde arkasından bakıyorlar. Dükkana döndüler ama Şahin görünmüyor. Tezgahla rafın arasına yığılmış hareketsiz yatıyor. Gözü kapalı, morarmış. Ay, aa, ya köftürük! Hayda! Baygın bu ya. Ya Şahin'im. Kardeşim. Koçum benim. Kalk koçum kalk. Kalk kalk. Hadi biz geldik hadi. Hadi biz geldik hadi. Hadi bitti bitti bitti. Tamam dur dur. Oo. Ne olmuş Ergun? Oo yüzü bakılacak durumda değil vallahi. Eyvah. Of. Kankan var mı kanka? Gel gel gel. Gel. Gel koçum gel. Ah bir tanem. Ah be koçum. Ya. Ah be koçum. Ay. Ah be koçum kapıyı kilitlemeden yetişemedik ki. Ay. Tamam, ay. Tamam tamam tamam. Ne yapıyorsun? Şunu kulağı mı? Ne getireyim? Bari durma be. Getir bir şey işte. Ben de bileyim. Tamam tamam koçum tamam. Kalkabiliyor musun? Ama tamam tamam tamam. Dükkanda hiçbir şey yok. Hastane mi lan burası? Hastane mi burası? Koş birine eczada olan bir şey kapıdan yap. Fırla 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 fırla. Şahin Ergun'un yardımıyla kalktı. Ahmet ve diğer aynasında saçını düzeltiyor. Anneciğim. Anneciğim. Canım. Ay. Allah'ım. Ya Rabbim. Allah'ım. Oh. Ay bizi dikir. Ay bizi dikir. Ya hemşerim. Bir şey soracağım ben sana Ahmetciğim ya. Nedir anneciğim? Bak kaç gündür aklımda da bir şey yapamıyorum. Soramıyorum. Ya ne zaman torun seveceğim ben? Efendim? Ne zaman torun seveceğim diyorum işte. Hayır yani hay bir sorun falan mı var diye. Ne? Sende değil. Sende değil herhalde. Sorun sende değil. Karında var mı yok mu sorun onu merak ediyorum. Sorun morun yok anne. Kimsede sorun morun yok. Ha. Her şeye karışma canım sende. Tamam. Zamanı gelince torun seversin. Ay tamam Allah Allah. Bir şey de sormaya gelmiyor. Ay ne insan merak ediyor yani. Merhaba. Şahin. Yok yok. Şahin bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Evet.
Erol Taş'la tanıştı da. Var orada. Şahin'cim. Vurdu bana diyor. Bana diyor. diyor. İnliyor, ağlıyor. Ben düğünü. İstanbul'dan Kareler. Selahattin ve Yusuf karakolda el kızartmacı oynuyorlar. Ya Yusuf, hile yapıyorsun ama düzgün tut şu elini. Ya tamam Selahattin, düzgün tutuyorum işte. Selahattin Yusuf'un gözlerine bakarak gülümsüyor. Ah! Ya Selahattin, copunla vuraydın bari. Ya Yusuf, iki dakika eğlence şurada. Amma nazlı çıktın ya. Ya tamam hadi. Rıza örtüyle kapatılmış bir kaseyle kapıya geldi, seyrediyor. Aha, bir kere de kaçır be kardeşim. Ya Selahattin, çok kırmızı oldu. Hadi. Rıza ya havle diye iç çekti. Dikkatle onlara bakıyor. Ya. Hadi Rıza, tuz at. Bu sefer ben koyayım, sen çay koy. Dur, bir de ben vurayım. Rıza hoşuna gitmişçesine gülümsedi. Lan! Kaseyi bırakayım. İkinize birden vuracağım. Ellerinizi uzatın. Ellerinizi uzatın. Uzat. Ellerinizi uzatın. Uzat. Alın yerden. Yusuf düşen şapkayı masaya geri bıraktı. Ne yapıyorsun siz ya? İşiniz gücünüz. Rif rif rif. İkinizin de en yakın kreşe tayinini isteyeceğim sonunda. Başkomiserim ya ne yapalım? Vukuat olmayınca vakit geçmiyor. Bırak rif rif. Rif rif bırak. Ne demek vukuat olmayınca vakit geçmiyor? O zaman polis de dön. Asayiş kontrolü yapar. Muhtemel vukuatları kontrol eder. Ben bir asayiş kontrolü yapayım başkomiserim. Git, vurdurtma kendini. O ne başkomiserim, mis gibi koktu vallahi. He. Balak gazi böreği. Efendim? Balak gazi böreği. Bilek gazi böreği de diyebilirsin. Hanım yapmış, yollamış. Ha, sağ olsun başkomiserim, eksik olmasın ya. Eline sağlık. Sala yapmadı Selahattin, Fiyemi abileri yaptı. Sadece buraya değil, bu kaseye 2 metreden fazla yakınlaşmanı istemiyorum Selahattin. Niye başkomiserim? Çünkü bu çok değerli bir kase. Tarihi eser niteliğinde bir kase. Düğünümüzde hanımın babası bunu yaptı. Yani bu, o yapmadı tabii de, bunu bize hediye etti. İleride bunun değeri çok artacak falan dedi. O yüzden buna yaklaşmanı istemiyorum. Sana güvenmiyorum Selahattin. Kayınpeder tarihi eser mi kaçırıyor? Saçmalama Selahattin, saçmalama. Ne tarihi eseri? Bu tarihi eser falan değil. Harput'ta tarla sürerken pulluğa takılmış. Hem tarihi eser öyle tarla sürerken bulunsaydı arkeoloji diye bir bilim olabilir miydi hiç? Olmazdı Selahattin. İşte çok değerliymiş. Ya ileride bunun değeri artacakmış. Ayrıca hem zaten tarihi eser olmasa bile düğün hediyesi. Hanımın babası hanıma tembihlemiş. Buna çok dikkat et diye. O da onu tarihi eser diye belirlemiş. O yüzden bana da sık sık tembih ediyor. Diyor ki Rıza ne olur ona bir şey olmasın diyor. Sen de buna bir şey yapmayacaksın Selahattin. Peki, buna yaklaşmayacaksın Selahattin. Peki, aklını başına alacaksın Selahattin. Tamam mı? Anladım başkanım. Tamam mı? Tamam. Hah, getir şunları imzalı gel. Tut. Yok sen tut. Kahverengi mavi desenli bordatası masaya bırakıp dosyaları aldı. Kasım'da kesin çağırırlar seni. Kahvedeler. Çağatay saçlarını kestirmiş. Hadi inşallah ya. Bir önce gideyim gelim şu askerlik aradan çıksın. Babamın dilinden de kurtulayım ya. Üf. Tabii oğlum ya. Askere gitmeyene ne kız verirler ne iş. Ama o işler belli olmaz. Kasım'da çağırmazlar kardeşim. Celp geldikten sonra bir sene bekleyen var ya. Ya olur mu öyle şey ya? Kasım'da çağırmazlarsa Şubat'ta kesin çağırırlar kardeşim. Allah Allah. Sen nereden biliyorsun ordunun ne zaman askere ihtiyacı olduğunu ya? Nevzat doğru söylüyor oğlum. Yani sen ne bileceksin Türk ordusunun ne zaman tankçıya, ne zaman topçuya, ne zaman patates soyucusuna ihtiyacı olduğunu? Patates soyucusu mu? O ne abi ya? Duyan da zannedecek ki savaşta düşmana soyulmuş patates atılıyor. Laf mı oğlum seninkisi? Düşmana patates atacaksan soymaya gerek yok ki. Çamurlu çamurlu atarsın, olur biter. Çato. Ha. Baban bir bayağı bastırmış ha. Saçları iyi savundun da gitmiş saçlar. Sorma. Hem de kime kestirmiş biliyor musun? Şahin'e kestirmiş. Şahin'e mi? Evet. Aa, ben o mevzuyu bilmiyorum ya, hayırdır? Çağatay keyifsizce geçmişe daldı. Şahin gece vakti elinde makasla Çağatay'ın yanına çöktü. Çağatay salondaki koltukta uyuyor. Şahin onun kıpırdanmasını bekleyip sessizce saçlarına uzandı. Bir tutam daha aldı,
keyifle sırıtarak gelişi güzel kesiyor. Saçlar şimdiki haline dönmüş. Çağatay hala uyuyor. Şahin elinde makasla yanında. Çağatay uyku sersemi elini kafasını kaşımaya götürmüştü ki gözleri birden fal taşı gibi açıldı. Ne yapıyorsun lan? Yok, bir şey yapmadım ya. Yani saçını kestim. Oğlum niye kestin lan saçını? Manyak mısın sen? İşte emir büyük yerden ya. Ne emri lan? Ne emri? Karanlığın içinden Femi çıktı. Bakışlarıyla filmdeki kötü karakterlere benziyor. Zafer kazanmış bir Eda'ya put gibi sırtarak geri döndü, gidiyor. Çağatay şokta. Şantaj yaptı bana Çatatoy. Yani Çatatoy'un saçını keseceksin dedi. Kesmezsen senin saçını keserim dedi. Ben de tamam dedim. Gitti saçım ya. Yok ya. Bayağı güzel ha. Güzel kesti. Bu makasını kesti. Aynen. Yapma. Ben bir şey yapmadım. Ama güzel oldu ya. Vallahi güzel oldu. Hayır. Elinde makasla Şahin'i altına alıp saçlarına uzandı. Anlamış. Demek Şahin'i kestirdi ha. Ya Çata ya. Ya oğlum gülmesene ya. Adam saçları kesildi diye bir hafta depresyondan çıkamadı. Boş ver be Çato. Nasıl olsa askere gideceksin. Vuracaklar 3 numaraya. Ya inşallah. Ya bir gideyim bir an önce. Kurtulayım yeter yani. Merak etme kardeşim. Kasım'da kesin gideceksin. Darısı askerden kaçanların başına. Oo. Ne kaçması ya? Okuyorum ben. Öğrenciyiz oğlum. Ne okuyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Sündüre sündüre okuyorsun. Hukuk mu okuyorsun? Tıp mı belli değil ya. Ne var kardeşim? Bizim okula 10 yıldır gelen de var. Allah Allah. Allah Allah. Orhun yazıtları vallahi ya. Çato. Ha? Ya ben bir şey duydum. Doğru mu? Ne o? Sami abi Şahin'in ağzını burnunu kırmış diyorlar. Ne? Bayağı girişmiş. Çağatay duyduklarına inanamayarak bakındıktan sonra gülmeye başladı. Ha. Allah eğlenceye bak. Sinan. Aşla bakma şimdi. Anlat bakalım neymiş olayın aslında? Abi şimdi kafasını bozdum. Sinan hararetle anlattıkça Çağatay kahkahalara boğuluyor. Nazlı Şahin'e pansuman yapıyor. Of, tamam. Nazlı. Tamam. Çok yanıyor. Yanıyor bak işte. Tamam. Yanıyor. Tamam, öyle geçti. De yanıyor işte. Geçti. Oğlum sana kaç kere söyledik? Kaç kere söyledik? Sami abinin gülen yüzüne aldanma dedik. Şu adamın gözünün önünde kızına sarkma dedik. Sen o kıza yanaştıkça bu adamın içinde küçük bir canavar var. O giderek büyüyor dedik. Al ne oldu? O canavar ortaya çıktı. Hadi. Vallahi billahi çıktı. Çok zorladım be Pöftürük. Zorladı ama adamın sabrını zorladı yani. Şakalar, komiklikler, sürekli dükkana gitmeler, adamın suratına pöftürmeler. Olacak iş değil. Adamın da sonuna tepesi attı. Bak bana. Ben Nazlı ablanla bir kere göz göze gelmek için kaç yıl bekledim? Ya biraz sabır, biraz sabır. Ne oldu sonra? Çatatoy da seni benzetti ya. Şş, tamam. Karıştırma sen. Kendi işine bak. Ne tamam. Var ya? Oh. Vay kuzen. Ne var ya? Geçmiş olsun. He? Rocky Balboa girişmiş sana. Rocky Balboa değil, Sami Balboa. Ahmetciğim yani o da hiç acı babış yani. Nasıl kurmuş baksana çocuğun gözüne. Yok, acımış anne. Sami abiyi biliriz. İstese bunu hastanelik ederdi. Bunu yerden spatulayla zor kazırdık biz. Birazcık okşamış, bırakmış sonra. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Babam öğrenirse yani o da ona girişecek. Ondan sonra ortalık karışacak. Ne olacak peki o zaman? Şöyle olacak. Hı. Babama söylemeyeceğiz. Aa. Ortalık karışmayacak. Bitti. Ha. Bu iş bitti. Aa. Tamam. Nasıl yani? Evet. Ahmet'im ya. Bir dakika olur mu? Yani şimdi Fehmi baba muhtar. Bir şekilde esnaftan, oradan buradan illaki kulağına gidecek. Olmaz bence. Yani. Evet. Hoş geldin Fehmi'ciğim. Ya hoş bulduk ya. Çok sıcak dışarısı ya. Acayip sıcak ya. Evler çok iyi. Evler gayet iyi ya.
Elini falan yıkamayacak mısın? Şişt, aman şimdi bir lokma bir şey hazırla, hemen yiyip çıkacağım ya. Elini falan yıkasın. Yok ya, ellerim tertemiz, tertemiz ya. Sıcak ya, hani serinler. Ya temizlerim ya, bir şey hazırla, çıkın. Of, of, of. Rukiye, bu niye böğürüyor? Şey baba, bir şey yok. Merdivenlerden yuvarlanmış. Merdivenlerden yuvarlanmış. Evet, babacığım sen böyle ayağa takıl, düş. Ya. Aferin o merdivenlere ya. Ya. Aferin. Enişte. Dövdü beni ya. Merdiven dövdü, diyor. Dövdü. Evet. Dövdü diyor, dövdü. Merdiven bana dövdü diyor. İlahi Şahin ya, merdiven bana. Ben de hemen dal lafın oradasın, hemen. Oh. Hemen. Laf bulunca hemen dal ya. Aman sakın atlama, sakın. Evet, hadi bir şey hazırlayayım ben bakalım. Dişim ya, dişim yok, dişim. Tamam. Hadi. İyi olmuş, böyle dişsiz daha iyisin. Fahmi Vicdan azabıyla tezgahın arkasından dikiliyor. Elvan Niyazi'nin başında. Ya Niyazi abi, ne oldu söylesene ya. Şşt, şşt. Vallahi çok sinirli. Bassa abi bile konuşamıyor şu an onunla. Nevzat'la Alper de geldiler. Fazri. Hani benim içimde bir çocuk vardı? Hani? Efendim? Sen demedin bana. Dememiş miydin bana? Senin içinde bir tane çocuk var diye. Var. Hani nerede? Vallahi ne çocuğu ya? Ne çocuğu Sami abi? İçinden resmen canavar çıktı. Vallahi canavar çıktı kocaman. Evet. Ben de onu diyorum. Gittim her kadar çocuğa tekme tokat da aldım. Ya tamam Sami abi. Belki içindeki değil, dışındaki Sami yapmıştır. Ya ne yapmıştır? Kimi dövdü ki babam? Anlaşılan senin haberin yok. Baban Şahin'i ezip geçmiş. Ne? Elvan, aman ne olursun. Vallahi sıra sana gelir ha. Sus, aman sus. Sami Elvan'ın yüzüne bakamıyor. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Yalnız Basri abi, burada zararlı oturan Sami abi değil, Şahin olmuş. Hayır. Şahin sadece dişini kaybetti. Ama bak Sami Usta, iç huzurunu kaybetti. Esas zararlı Sami Usta. Şimdi kendisine Şahin'e kızdığından daha çok kızıyor. Çünkü öfkeyle hareket etti, öfkesine yenildi. Bazen öfkeyle yaptığımız işler ilişkilerimizde geri dönülemez zararlara yol açar bizde. Düzelttiğimizi sanırız ama daha çok bozarız. Şimdi yeni sıkıntılara hazır ol Sami. Sami dudaklarını kısmış sıkıntıyla Basri'ye baktı. Şahin bak diye Ahmet'e mor gözünü gösterdi. Fakat merdiven çok iyi girişmiş buna ya. Bayağı böyle tekvando denemeleri yapmış üstünde ya. İlahi benim baba. Güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Evet. Ya bayağı, şişt oğlum dikkat et, bundan sonra her merdivene bulaşma. Bak böyle ters merdivenler vardır. Bunu kim yaptı biliyor musun bana enişte? Hayır, hayır. Hangi merdiven yaptı? Söyle bakayım. Erol Taş baba Sami. O yaptı bana. Dişimi kırdı, dişimi. Arkada diş vardı. Yok oldu diş ya. Ahmet. Doğru baba. Sami abi yapmış. Bu sefer çok kızmış demek ki. Ben de birinden dayak yemiş bu diyordum da Sami hiç aklıma gelmemişti ya. Ya enişte,
Baksana ne hale soktu beni ya. Bunu var ya dava açacağım. Sürüm sürüm süründüreceğim ya. Bak bir şey söyleyeyim, 30 yıl yatar ya, 30 yıl. Bunu Almanya'da bana biri yapsın 30 yıl ya. Dişim kırıldı hala, baksana arkamda diş yok ya. Ne bana yapıyorsun, ne yapayım? Ne demek yani? Mağdur, mağdur. Ne var? Sus ya, bağırma. Allah Allah. Yemek yiyoruz, başım ağrıyor. Ya enişte, gözünü seveyim ya. Dürtmeyin bir dakika ya, dürtmeyin ya. Konuşmak istiyorum ya, özgür değil miyim ben? Enişte, öyle oturacak mı orada o? Bir şey yapsana ya, git konuş, gözünü seveyim, bir şey yap. Yap, bir şey yap ama. Evet, çok haklısın. Bir şey yapmak lazım ya. Lütfen. Tabii. Çok haklısın. Bak bu konuda çok haklısın. Sen şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Sen bir güzel iyileş bir kere. Evet evet. Ha, sen bir kendine gel, toparlan. Tamam. Sonra ben seni meydanda evire çevire bir daha bir döveyim. Ama enişte yani ben ne diyorum? Ya sen adam orada... Ağzı babası yok ya. Terbiyesiz. Sana kaç kere söyledik ya? Ya söylediklerimizi dinlesene biraz ya. Söylediklerimiz bir kulağından girmiyor ki öbür kulaktan çıksın. Öyle kalıyor beynin içinde ya. Ya oğlum burası Almanya değil, Türkiye ya. İcat çıkarma. Biraz edepli ol dedik ya. Allah Allah, gidip dakikada bir adamın kızına asılıyorsun. Bana da yapsan ben de aynısını yaparım. Rukiye, hemen buna bir tane kız bulun, evlensin ya. Şu Sami'nin kızından da kurtulsun. Evde herkes aşık ya. Herkes aşık. Kime dokunsam aşık ya evde, yeter. Allah Allah. Bana bakın. Sami ile de kimse konuşmayacak. Ona göre. Ben konuşurum Sami ile. Çalı fasulye, çalı, çalı. Kütür kütür yeni geldi. Dalından. Çalı fasulyeye gel. Allah düşkün. Şey, başkanım. Bir de imzalamanız gereken şunlar var. Allah Allah. Danya, senin de imzan bitmiyor vallahi. Başkanım, hatırlatmak isterim ki tekrardan sizin asli göreviniz belediye başkanlığı. Sizi makam odanıza dönmeye davet ediyorum. İstemiyorum. Gelmeyeceğim ben oraya. Orası basıyor, üstüm üstüme geliyor benim. Başkanım, halk size oy verdi, başkan seçti. Yani domatesi başkası da satabilir. Hem muhalifler aleyhinizde konuşmaya başlamışlar işinizi yapmıyorsunuz diye. Ben işimi yapıyorum Danya. Ben işimi yapıyorum. Benim görevim halka hizmet, ben de halka hizmet ediyorum. Buyur yenge, ne vereyim? Bir kilo fasulye alayım. Hemen. Ya Mehmet abi, Recep Usta'nın haberin var mı ya? Yok be Bahtiyar, bildiğin gibi işte abiciğim ya. Dükkanı kapadım. Of, of. Böyle mi olacaktı ya? Kimin aklına gelirdik? Ya peki dükkan ne olacak? Ha? Devredecekler mi acaba? Valla bilmiyorum ki. Ya abi. Ne var? Şu dükkanı devralıp ben berberlik mi yapsam ya? Bu et kokusundan yetti artık. Hiçbir kız yanıma yanaşmıyor. Ben nasıl evleneceğim böyle ya? Ya oğlum sen ne ekmeğin adamsın ya ha? Tutturmuş evleneceğim ya. Ya oğlum geç içeri, Allah'ını seviyorsan geç, elime kaza çıkacak ha. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Selam. Aleyküm, aleyküm selam. Bekir abi. He. Kot pantolon giymişsin. Vallahi giymem, giymem dedim ama giyenler o kadar çok met ettiler ki. Vallahi ile rahat, ile rahat. Kolay kolay da kirlenmir biliyorsunuz. Yani git istediğin yere otur. Ne ütü derdi var, ne bir şey var. Giy, çık. E kadar güzel, öyle değil mi? Abi ben de alacaktım, istiyordum da beden bulamadık. Terzilerde dikmiyormuş. Vallahi hayatta bana kimse bunu giydiremez ha. Ne abi, şuna bak, çuval gibi ya. Abicim, pantolon dediğim böyle jilet gibi olacak, bak. Ya Allah'ını seversen Mehmet abi ya. Ya ne kadar eski kafalısan. Biraz yeniliklere açık ol ya. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Topi bu. O ne be? Patlıyor şeker. Bak markette neler satırlar. Sende bunlardan hiç bir tanesi var mı? Yok. Patlıyor şeker. Alır mısınız patlıyor şeker? Bakayım abi ne o? Gel bak. Al. Sinan'ın avucuna döktü. Ha. Kardeş o ne? Al. Al götür. Ya Bahtiyar. Şimdi bunu ağzına atırsan pıtır pıtır edin. Ele koş, ele koş ki. Ya normal şeker neyine yetmiyor abicim Allah aşkına? Patlayan şekermiş. Git tabii marketten alışveriş et. Zengin et marketçiyi. Ondan sonra ay sonunda para bitince de gelirsin. Veresiye var mı diye. Hayret bir şey, patlayan şekermiş ya. Ya kardeşim, ben size demedim mi bu adamın yanında market lafı etmeyin diye? Ya ne kadar güzel pıtır pıtır edir bak. Ya hala pıtır pıtır diyor ya. Başkomiser, size patlayan şeker vereyim mi? Patlayan şeker. Kıtır kıtır edir, çıtır çıtır edir. Git. Ya bu... Dilini çıkartıp gösterdi. Çıtır çıtır edir, pıtır edir. Rıza elinde kaseyle gidiyor. İyi olmadı ki.
Telefon tuşuna dönmüş. Şahin arama yaptı. Cevap bekliyor. Paf ya! Ne biçim telefonsun sen ya? Niye düşmüyorsun? Alt düşmüyor ya! Yine arıyorum, yine düşmüyor. Bu ne biçim telefon ya? Şahinciğim, halacığım bak. Bak sen şimdi niye arıyorsun babanı? Niye şimdi telaşlandırıyorsun adamı ta oralarda? Ya gelsin hala, gelsin gözünü seveyim ya. Beni burada savunsun ya. Eniştem savunmuyor, o savunacak tabii ya. Niye çalmıyorsun sen ya? Dur yapacaksın, dur 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 dur. Bugün ya. Efendim Fehmiciğim. Şu aptala söyle. O telefonu öyle şakır şukur vurmasın ya. Ya biraz daha telefona öyle bir muamele yaparsa... benim ona yapacağım muamele çok açık ya. Kalan dişlerini de ben sökeceğim. Tamam. Bunu ilet ya kendisine. Tamam. Onu aynen söyle ya. Şahin! Aa bak gözüme bak. Vurma. Telefona vurma öyle. Yeni aldık o telefonu da. Tuşlu telefon valla. Bozulur onun tuşları. Tamam. Bu arada Fehmiciğim biz onun eski telefonu ne yapacağız acaba? Aa! Onu şey yapalım mı? Baba, anne, bu odaya paralel olarak kullanalım. Buradan çalarsa ben odadan da bakabilirim yani. Yani bakabiliriz yani telefona. Ne gerek var ya? Allah Allah. Telefon bir yerden çalıp her taraftan telefona bakmaya gerek yok ki. Telefon bir yerden çalar, oradan bakarız. Her odaya telefon çekip her taraftan niye konuşuyoruz ya? Manyak mıyız biz? Aa! Hem zaten bu gene. Oraya kilit aldım. O kilit sende dursun. Devamlı ya. Benim emekli maaşımın yarısı telefon faturasına gidiyor. Denetim altında olsun telefon ya. O gidip sana emanet, ona göre. Tamam. Tamam. Ders çalışacağım ben o zaman. Rukiye kapıya yürüyor. Aa, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz Rıza Bey. Buyurun. Hoş bulduk yenge hanım. Hoş bulduk. Sağ olasın. Bunu bizim hanım yolladı. Balak gazi böreği. Ne böreği? Balak gazi böreği. 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 Ha ay ay ellerine sağlık ay bak kendi gelemedi. Böreği gönderdi görüyor musun? Evet o da ilk fırsatta gelecek yenge hanım. Sizi çok merak ediyor. Buyurun Fehmi içeride. Öyle mi? Ona da bir merhaba diyelim tabii o zaman. Buyurun Fehmiciğim. Hoş geldin komiserim ya buyur gel. Sağ olasın Fehmi abi afiyet olsun. Bir çay bir şey koyayım değil mi Fehmiciğim? Tamam. Rukiye daha tutmadan Rıza tabağı bıraktı. Ay. Gitti balık gazı ya. Balık gazı değil Fehmi abi. Şahsen gitti ya. Yenge hanım niye tutmadın onu ya? Tuttu. İyi tutmamışsın işte yenge hanım. İyi tutmamışsınız. Kırıldı. Kim verecek bunun hesabını şimdi hanıma? Bu tarihi eser ya. Rukiye şaşkınca Fehmi'ye döndü. Rıza yandım ben modunda. Topuklu ayakkabılı bir kadın elinde poşetle köşeyi döndü. Kadın vamp bir hale dönüşen yıldızmış. Krepe yapılmış kabarık saçları, seksi bakışlarıyla manken gibi evet, yürüyor. Evet beyler, yapıştırın yağ gibi kaysın. Mesut onu böyle görünce ağzı açık kaldı. Yıldız kendinden emin yürüyerek geliyor. Yıldız ağır makyajı, kısık gözleriyle seksi bakıyor. Mesut diğer elindeki çayı da fırlatıp attı. Yıldız! Merhaba kocacığım. Nedir kızım senin bu saçının başının hali? Nereden geliyorsun sen? Kuaförden geliyorum kocacığım. Dönüşte de caddede yeni açılan butik var ya. Ay yeni moda bir çoraplar var bir görmen lazım. Bak, istersen sana göstereyim. Harika çok beğeneceksin bak. Mesut bak aç aç. Adamı tanıt desene. Sokağın ortasında çorabın mı kalır? Başlayacağım şimdi modana senin ha. Ne kadar abuk subuk şey var gidiyorsun oluyorsun moda diye. Hep o senin o kadın dergilerinin yüzünden. Magazin dergilerinin yüzünden oluyor ben bunu biliyorum. Yasaklıyorum sana. Bir daha o dergiler eve girmeyecek. Aa niyeymiş? Niye yasaklıyorsun? Hem sen benim dergilerimden ne istiyorsun Mesut? Kızım, kadınlar taksın, takıştırsın, sürsün, sürüştürsün diye var. Kocalarına para harcasın diye var o dergi. Hayır, işte bile. Ben çok şey öğreniyorum o dergilerden. Bak Yıldız, benim asfalyalarımı attırma kızım. Bak ibret alem olsun diye bütün dergilerini getiririm bu mahallenin ortasına koyarım. Üstüne benzin döküp yakarım. Ha hayt! Yak da görelim bakalım. Kızım, bu 12 Eylül'de ne kadar sakıncalı dergi kitap varsa topladılar, yaktılar. Senin dergilere niye dokunmadılar anlamıyorum ya. Mesut kocacığım, bu yasakçı zihniyetinle bir yere varamazsın. Bak, sola çık Nevzat gibi konuşma. Beni tav etme. Yürü git eve. Akşam seninle konuşacağız. Hadi, yürü. Sakıncalı kadın. Yıldız tavırla giderken Mesut kahveye dönüp yerdeki tepsiye yöneldi. Pardon beyler, kusura bakmayın. Küçük bir şey oldu da. Rukiye ve Rıza parçalara ayrılmış kaseyle saçılmış böreklerin başında endişeyle dikiliyorlar. Yok ya, yok olmaz yani yapıştırsak bile anlar. Ay vallahi
çok özür dilerim. Ya işte bak hakikaten tarihi eser falan filan çok üzüldüm. Rıza Bey, ay Allah. Ya yenge hanım, şimdi tarihi eser mi değil mi onu da bilmiyoruz işte. Düğünde babası bizim hanıma hediye etmiş. Bu da çok önem veriyor buna işte. Ama bak buraya, yani buraya bırak kaserin geldiği hale bak yani. Ya şimdi komiserim ya, yapacak bir şey yok artık. Kırılmış, bitmiş bir kere. Artık yengeye söyleyeceksin yani. Yapacak bir şey yok. Kim? Ha? Ya böyle bir şey söyleyemem Fehmi abi. Söyleyemem yani onu ben. Allah Allah. Bayağı böyle söyleyemiyorsun. Ben hanıma öyle bir kaseyi kırdım diyemem ben hanıma. O zaman şey diyeceksin ya. E tamam, Rukiye Hanım kırdı de. Tamam işte. Tamam tabii ya, çok iyi fikir. Bu çok iyi fikir ya. Tamam, Rukiye Hanım kırdı de olay bitmiştir ya. Tamam. Bir saniye ama Fehmi'ciğim, ben bir itiraz ediyorum şimdi bu da çünkü ben... Hayır, ben daha tutmazken Rıza Bey bıraktığı için ondan ya, düştü yani. Tamam şey... Rukiye, yapacak bir şey yok. Şimdi yani sen kırmış ol, şimdi ya Rıza başkomiserim de evde sıkıntı yaşamasın. Yok, kusura bakmayın, vallahi hiç öyle şey olmaz. Hem tarihi esermiş, yok kadının düğün hediyesiymiş falan filan. Ben hiç öyle kötü insan olamam yani durduk yerde, yok. Olmaz. Sen kırdın yenge hanım. Siz kırdınız. Ben yüzlerce kez olay yeri incelemesi yaptım. Bakın parçalar size doğru bir açıyla düşmüş. Yani sanki tutmuşsunuz da tutamamışsınız gibi. Siz kırmışsınız. Nasıl cil ya? Hayır, nasıl yani şimdi? Şu parça özellikle size doğru duruyor. Yani şöyle uzatmışsınız elinizi, tutamamışsınız gibi görünüyor. Parçadan ben de çok şüpheleniyorum. İşte ama Fehmi'ciğim bir saniye. Evet. Bir saniye. Bir dakika, ben çözdüm. Bir dakika ben ya. Ben buradaydım ama Fehmi'ciğim, i̇şte buradaydım. İşte buradaydınız. Bak şimdi gibi, şimdi gibi gösteriyor. Yok, sana bakar gibi böyle sana doğru duruyor. Neyse, çok iyi fikir ya, çok iyi değil. Fena fikir, yani bir fikrim daha var. Tamam ya, ben kırmış oldum. Fehmi abi kırdı. Rıza rahatladı. Sağ ol Fehmi abi ya. Sağ ol. Çok güzel, sen kırdın. Tabii sen kırdın onu ya. Tabii ya. Ben o zaman şimdi... Ben böyle tutamadım biliyor musun? Tutamadın, öyle düştü. Şey düştü, ağaçına bana doğru zaten. Evet. Ağaçına doğru ben kırdım. Ben. Ama hem çok da yani tutamadan da bıraktığı için oldu yani. Ya abi, hem kırdınız, ya. Hem kırdınız. Tamam. Hem de lütfen rica ediyorum, Fehmi abi kırdı. Artık anlaşalım bu konuda. Tamam, ya kırdım ya. Evet. O zaman akşam biz hanımla birlikte gelelim, siz kendiniz söyleyin. Hani ya, ben birine suçu yıkmış gibi olmayayım Fehmi abi. Yok, hiç gerek yok ya. Sen direkt suratına söyle ya. Yok, gerek var. Gerek var. Biz birlikte gelelim, siz söyleyin. Ben ya illaki ben kırdım diye surata mı söyleyeceğim? Tabii suratına söyleyin, daha güzel olur. Çünkü ben suçu size yıkmış gibi olabilirim. İnanmayabilir. Siz söyleyin. Evet. İyi, akşam bekleriz o zaman ya. Tamam o zaman. Fehmi abi, güzel. O zaman öyle yapalım. Biz akşam gelelim, siz hanıma söylersiniz. Evet, tamam. Tamam, söyleriz. Akşama geliriz o zaman. Gel, koy. Komiserim! Of, of. Kim benzetti seni böyle? Pastacı Sami. Ağzıma vurdu, burama vurdu, dişim of. Falan şu arkada diş vurdu, o gitti yani of. Ya. Ben şikayetçiyim ondan ya. Değilsin. Şikayetçiyim, ağzıma vurdu, şikayetçiyim. Aptal. Efendim? Değilsin ya. Şikayetçiyim ya, nasıl değilim ya, baksana vurdu bana vurdu. Bırak, benimle tartışma ya. Benimle tartışma, aa! Ne? Karşında devlet var ya, tamam. Benimle tartışma, şikayetçi değilsin. Ben de insanım yani. Anlaşıldı, şikayetçi değilsin. Nasıl ya? Şikayetçi değilsin, tabii o zaman benimle bir şey de yok, o zaman ben gidelim. Ya, nasıl? Hayır komiserim, bekleriz ya. Tamam. Bekleriz, hadi. Fehmi abi, şey diyeceğim ya, o zaman biz akşama geleceğiz, sen söyleyeceksin. Hah, anlaşıldı, tamam. Yalnız öyle birdenbire alıştıra söylersen... Ya tamam, hallederim. Tamam. Ben söylemiyorum o zaman. Ya tamam ya. Tamam. İyi günler o zaman. Hadi iyi günler. Tamam. Hadi iyi günler. Pat diye söylemezsin. Ya söylemeyiz hadi. Bırakır yiyebilir. Hala yiyebilir. Kim istersen. Hadi sen söylersin. Hadi. Oh. Ay Fehmi'ciğim. Ay yani nasıl bir kadın gelecekmiş şimdi? Kadın böyle gelip avaz avaz bağırıp çağırmasın, akşam ortalığı yıkmasın. Yok canım işte ya, eskide o kadın için çok değerli bir şeymiş bu. Şimdi ya Rıza başkomiserin yanında yapamaz. Hep dedim mi susar ya. Rıza başkomiser. Tabii yani. Kadın susar canım, Rıza başkomiser değil. Hı. Rıza başkomiser höt diyecek, kadın susacak ya. Ama pek öyle hissetmedim hani yani. Böyle herkese höt höt de karısından bahsedince böyle bir sanki korktu gibi de bakarız. O şey bu çanak değerli de ondan herhalde. Ya sen de nasıl tutmadın ya? Yani niye tutmuyorsun ya bak? Akşam başımıza iş açtın ya. Şuraya bak. Fehmi'ciğim,
Neyse, neyse. Şu şeyler, çanak çömleği bir topla getir bakayım. Bütük Ali var ya, bana bir yapıştırıcı kakalamıştı. Çok iyi yapıştırıyor diye. Japon muymuş, neymiş? Onunla bir deneyeyim bakayım, ne olacak ya? Senin suratı da yapıştırabiliriz ya. Düşmüş yerler var. Ahmet direğe yaslanmış, çay içiyor. Babam gidip Sami abiye çatmayın dedi. E çatmayın tabii, doğru söylemiş adam. Niye çatıyorsun? Şahin'i görmedin mi? Ağzını burnunu kırmış ya. Hani bir iki tokat atarsın tamam, onu anlarım da bu ne ya? Dişini kırmış. Başka biri Şahin'i böyle dövseydi çoktan hastanedeydi şimdi. E ne yapacaksın? Gidip dövecek misin adamı? Ya dövelim mi dedik şimdi? Ne diyorsun anlamadım ki. Karaoğlan gibi konuşuyorsun. Yok hastanedeydi, yok pastanedeydi. Allah Allah. Öbürdeki bilir ne yaptı? Kirpi kafa. Tam zayıf bir anında pöflediyse adama. Akşam vakti Fehmi orta sehpayı bir gazetesi kaseye yapıştırmış. Olmuş mu diye evre çevire bakıyor. Birkaç küçük parça sehpada kalmış ama kase normal. Çok iyi. Çok iyi oldu ya. Yalnız bu kadar parça arttı. Ben neyi tahmin etsem bu kadar parça hep artıyor ya. Çok ekonomik tahmin ediyorum ya. Evet Fehmiciğim, elin bereketli demek onda. Onu oluyor. Çok güzel oldu yalnız. Bir çizgiler belli oluyor mu o acaba? Tabii o olacak. O olacak. O çok önemli çünkü. Neden? O yapıştırdığımız yerlerin çizgileri ya. Tabii olacak o. Fakat helal olsun Japonlara. Çok iyi yapıştırıcı yapmışlar. Taş gibi oldu ya. Eskisinden sağlam. Evciğim bayağı belli oluyor. Yani diyor ki acaba söylesek de kurtulsak mı ya? Şimdi bak sonra daha kötü olur diye korkuyorum. Tabii suçu üstlenen sen değilsin benim. Onun için söyleyelim, kurtulalım değil mi? Zaten boşuna konuşuyoruz bence. Gelmediler bak daha. Hala gelemediler. Bence gelemeyecekler. Belki de Rıza komiser evde halletti işte. Ay inşallah. Ha, af hala mahvoldum ya. Ha, of 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 of. Şahin'cim, Şahin'cim. Halacığım hadi sen içeride git yat, böyle güzel dinlen. O zaman geçecek onun ağrısı. Fehmi'cim bir de bir dişçi bulsak. Dişleri bayağı bir gitmiş, böyle kökleri duruyor, kırılmış hep dişler. Hayrola istemem eniştem, yardım etmesin bana. Zaten babam geliyor, o yardım edecek. babam mı geliyor dedi? Öyle dedi, şey... Aradı bugün abime, Gazanfer abim işte. Çağırdı o da, geliyor yeni karısıyla beraber. Yani bu? Bu mevzu için mi geliyor ya? Yani Sami'nin konusu için mi geliyor? Evet, evet, evet enişte. İşte senin yapamadığını yapmak için geliyor buraya işte. Şahin'cim sen bir sus. Olur. Benim olur mu Şahin? Onun için gelmiyor tabii. Zaten niyeti varmış kesin dönüş yapmaya. Öyle duyunca da hadi dedi birazcık erken geleyim dedi. Öyle geliyorlar bakalım. Babası geliyor yeni karısıyla. Ya hala. Ben annem anne demem ona ya. Şimdi karısı deyince demem yani o. Benim anam değil ki o. Demeyeceksin zaten. Niye diyeceksin? El alemin karısı da annem anne deme onu. Bırak da gül gibi karısı bakalım kimin için bırak da gelince göreceğiz. Bana bakın. Şimdi bunun babası gelip de o Gazanfer gelip bizim Sami'ye falan çatmaya kalkarsa karşısında beni bulur ona göre ha. Allah. Hadi sen de oflayıp buflayıp durma. Başımızı şişirdin ya. Hadi içelik, tamam. Hadi bak. Şahin. Vallahi inanamıyorum sana ya. Taş kalplisin ya. Erol taş kalplisin, yemin ediyorum ya. Pii, ben böyle bir şey görmedim ya. Ya bu iyileşse de bir de ben dövsem şunu ya. Tamam, sevgili babası da bir gelsin bakalım. Ay yarım yamalakken dövmeyeyim diyorum. Tam kadro karşımda olsun ki öyle döveyim. Vallahi geldi lan. Başka Sami sıkıntıyla tezgaha banmış, dalgın dalgın düşünüyor. Güçlü masaları silerken Fato pastaneye girdi. Sami onu görünce doğruldu. Sami. Ana. Evladım, neredesin? Bekleyeyim seni yukarıda, o kadar için gelmesin. Ana, işte kapatacağım pastaneyi. Ondan sonra geleceğim. Sen niye beklemiyorsun beni? Nasıl beklemeyeyim? Beklerim. Çatmak için, kapışmak için seninle. Ne yapmışsın küçücük çocuğu güdükmüşsün ha? Olur mu evladım böyle ha?
Yazık değil mi? Bak baban o kadar büle mügretti sana baban ha? Büle mügretti esnafı. Ya anacığım, şimdi bu söylediğin şeyle hatta bu esnaflığı ne alakası var? Ha? Hem sen bilmiyor musun konuyu? Bilmiyor musun konuyu? Bak ana, çok sabrettim ben. Ivarım var her şeyden. Ya olmaz dedim. Yapma dedim. Böyle olmaz dedim. Ben gurbetçiye kız vermem dedim. De bak Fehmi abiden azma haber yolladım. Ha? Onlar kulağını çekemedi. Ben çektim. Kulağını mı? Ne kulağı more? Kulağı çekmemişsin, dişlerini kırmışsın çocuğun. Ya evet tamam anacığım. Ya kendimi kaybettim. Kontrolümü kaybettim. O kadar. Ama tamam artık ya. Olan oldu artık. Niye bakayım? Olan oldu artık işte. Evladım bileyim be. Sensin ey kalpli çocuk. İslah çocuk istemezsin. Şimdi senin fenalığını bileyim ben seni. O benim canım evladım. Ama olmaz böyle. Olmaz. Lazım gidelim şimdi güzel güzel konuşalım. Güzel onlara anlattıralım. Ziyarete gidelim. Hem lazım özür dileyelim. Sami bir müddet düşünüp sertleşti. Özür mü? Özür mü? Eme özür. Niye özürü? Özür mü özür dilemem ben kimsine. Özür mü özür dilemem. Oldu olacak yaptı. Emit de bir daha kocaman çelik. Onu götürüyorum o zaman. Olur. İslah olur. Olur mu? Tamam öyle olmadı ama lazım gidelim konuşalım. Bak komşusuk yüz yüze bakaysık birbirimize olmaz öyle. Hadi lazım gidelim. Evet olmaz doğru dedin. Olmaz öyle. Olmaz. Ben onlardan ne özür dilerim ne de gider şey yaparım. Ya anacığım bak ben o şeyi Şahin midir nedir onu affedersen o tekrar cıvır hop. Erce'ye baştan başlar. Söyle o yüzden affetmeyeceğim ben olmaz. Elvan'a da söyle. Eğer Şahin'e yüz verirse yeminle onu kulaklarını da çeker tavana kadar uzatırım. Bundan sonra cama pencereye çıkmak Elvan'a yasak. Söylüyorum bak. Hastaneye de gelmesin. Ondan sonra gitsin evinde otursun dersini yapsın. Bundan sonra hep dersi yapacak. O üniversiteyi bitirecek. Oka. Allah Allah. Allah Allah. Oka ha. Ne umaysın sen? Gelinlik kız ol diyor gari. Turşusunu mi kuracaksın onu? Evet. Turşusunu kuracağım. Evet. Ya ana. Bak benim iddiacık kızım var. Bunu herkese verme, her önüme gelene verme ben onu. Eli gurbetçiye hiç verme. Bu benim canımın ciğerimin içi. Bir tanecik kızım var benim. Bak baştan söylüyorum. Ya benim kızımı almak isteyen varsa o gelecek yanında iç güvesi yaşayacak. Oka! Yoksa onun ağzını burnunu kırarım haberin olsun. Eşim de çıkışa yönelip güçlüye baktı. Şirin! Ahmet kaşlarını çatmış pastaneye gidiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar evladım. Fatih ana. Nasılsın canım? Çok şükür. Sami abi yok mu? İdi burada şimdi çıktı evladım yukarı. Anladım. Otur sen buraya. Yapmışım çok güzel muhallebi kendi ellerimle. Hadi vereyim sana bir muhallebi. Ay, sağ ol canım istemiyor Fatih ana sağ ol. Yok, otur, otur. Bak çok güzel muhallebi, otur. Bak, çok güzel. Kendim yaptım ellerimle. Otur evladım, otur. Otur, çok güzel. Ahmet kırmamak için oturunca Fato tezgahın arkasına geçti. Rukiye keyifle gülümseyerek yüzü kendine dönüp Rıza'nın karısına dikkatle bakıyor. Rıza gururla gülümsedi. Vallahi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok merak ediyordum vallahi. O kadar tanışmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk yenge. Bizi Emel pek dışarı çıkmayı sevmez. İşte ben fazla ikna etmek için ısrar edince bugüne kısmetmiş. Evet, yani çok gerekmedikçe çıkmıyorum. Neden? Dışarıda efendim insanlara Allah muhafaza araba çarpıyor. Köpek ısırıyor. Allah korusun. En korktuğum şeyler yani hayatta. Hem sokaklar evimiz gibi temiz değil ki. Ama Rıza böyle ısrar edince ben de geleyim dedim. Hem sizle de tanışma fırsatı buldum. Yok ya, çok iyi yaptınız. Gayet iyi yaptınız gelmekle. Ya sokaklardan da o kadar korkmamak lazım ya. Yanınızda aslan gibi başkomiser Rıza var ya. Sokaktan o kadar korkulur mu? Hem zaten biz hepimiz sokakta büyüdük ya. Öyle tabii canım. Ama bizim çocuklar hep böyle sokaklarda büyüdü biliyor musun? Çocuk deyince niye, çocuklarda niye getirmediniz? Ha, çocuk kız. Bizim kız şey ya, babaannesine bıraktık onu yenge. Şimdi malum polis olunca
İzne de çıkamadık. Babaannesi de görsün, sevsin diye oraya bıraktık. Ay kıyım. İyi yapmış. İyi yapmış. Çok iyi olmuş. O bayağı iyi olmuş. Görüşmeyeli nasılsınız? İyiyiz ya. Sizin komiserlik devam değil mi? Devam aynen. Başkomiserlik yalnız Fehmi abi. Evet. Rıza, kadın olam hele şunu arkana koy bak. Sırtın boşta kalmış. Belin ağrı. Koy, tamam. Koy. Koy. Bak hiç dikkat etmiyorsun kendine. Dikkatimi çekti. Koyduk işte. Bir denem koyduk işte arkamızda. Bak kadamı da aldın. Koyduk işte. Bunu buraya. Evet. Rukiye abla, böreği beğendiniz mi? Bana biraz fazla pişmiş gibi geldi ama bilmem. Yok. Çok tam tersine çok beğendik. Oh. Ya bir anda bitti. Öyle diyeyim. Ben yine yapar yollarım size. Afiyet olsun. Canım ellerine sağlık. Elazığ'da balak gazi böreği derler ona. Annem çok yapardı. Elazığlısınız demek. Evet. Ben şey gitmiştim ya zamanında. Harput'a gitmiştim. Ha. Orada bir şey vardı ya dur. Bir mağara vardı ya, ne meşhur? Ha, buzluk mağarası. Evet, ha. Evet, buzluk mağarası, evet, evet. Buzluk. Biz frambuazlı pastamlar o mağarada, Elazığ'da tanıştık işte. Kimle tanıştınız? Frambuazlı pastamlar. Benim hanımla işte ya. Öyle hitap ediyor ya, eşin efendici, öyleymiş yani. Evet. Abi, evet, evet. Elazığ'ın frambuazı meşhurdur ya. Öyle mi? Galiba, yani, herhalde. Fişne de meşhur. Fişne. Ben anlamam o kadar fişnesinden, frambuazından. Frambuazdan zaten böğürtlen demek. Böğürtlen değil. Böğürtlen ona genelde derler, biz de ona fıska derler. Fıska. Böğürtlen fıska. Şimdi hanımefendi, fıskalı pasta mı? Ne oluyor ki? Fevbiciğim şimdi... o işte frambuazlı pastam tatlı filan, o öyle şey yapıyor. Demek ki yani şey... Bir görüşte aşk. Öyle aynen mi? Öyle yenge, aynen öyle. Ha. Bunlar şimdi babasından karakola geldiler şikayet için. Çocuğun bir tanesi sarkıntılık yapıyormuş. Ben tabii tepeledim çocuğu. Ondan sonra da benim frambuazlı pastam, fıskam artık her neyse. Şey yaptı tabii, teşekkür etmek için bu böreği yapmış. Böreği yapmış. bana teşekkür etmek için karakola geldi. Tabii ben böreği yiyince olanlar oldu. Yani Rıza'cığım öyle anlattın ki sanki benden börek için evlenmişsin. olur mu bir tanem? Olur mu? Biz olur mu ya? Ben senin gözlerine vuruldum. Ya biz de öyle anladık ya. Tabii biz tabii. Biz de tamamen öyle anladık. Rıza kaynar bak yavaş hiç kurban olduğum üzerine dökersin yanarsın Allah muhafaza. Ya bir tanem ben Trabzonluyum ya. Bu çay nasıl kurutulur, nasıl büyür, nasıl kesilir, nasıl demlenir, hatta nasıl içilir, bunu en iyi ben bilirim ya. Bu benim uzmanlık alanım. 30 senedir içiyorum ben bu çayı. Niye üstüme dökeyim yani, değil mi? Yani denem yapma böyle ya. Bu benim en iyi yaptığım şey, hatta ben bu konuda ders verebilirim. Hayır, yani ben uyarayım da sonra haşlanma, hamsi. Evet. Evet, ne diyordun Fehmi abi? Şimdi şöyle bir şey var, ben en son böğürtlenli pastada kaldım ya. Ondan, ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra... Abuk bir konuşmalar oldu. Evet. Evde sinek var yalnız. muhtarlık nasıl gidiyor? Siyasete falan atılma planları var mı acaba? Ya, muhtarlık yeterince yoruyor zaten ya. Ben yani bu yaştan sonra siyasete hiç giremem. Yani polis olmayın da ne olursanız olun. Benim yaşım geçti artık ya. Dünyanın en şanssız kadınları polis karıları Rukiye abla. Yani her gün silahların, suçluların arasında Allah korusun bir şey olsa çağrıyla ortalıkta kaldık demektir. Allah göstermesin. Allah tehlikeli iş tabii yani. Çok. Üçüncü devre çok öyle ki yani bir de bunların böyle çelik yelekleri var. Ele hoş. Giy diyorum onu da giymiyor. Evet frambuazlı pastam yani bazen göreve giderken bazen giyiyoruz o yelekleri. Bazen giymekle olmuyor Rıza. Her gün evden çıkarken giymen lazım. Bir tanem biliyorsun o ne kadar ağır bir şey. Her gün o kadar yüklen ben nasıl görev yapayım? Hareket kabiliyetim ne olacak benim ya? Ya vurulsan ölsen daha mı iyi Rıza? Ya niye vurulayım ben şimdi? Ben vahşi batıda şeriflik mi yapıyorum ya? Çınar altında polisiz ya. Hayır giysen iyi olur ama. Hem bir kere vurulmuştun. Ya o kaza kurşunuyla ayağımızdan vurulduk ondan da. Bir denem yani. Demek ki ayağına da giymen lazımmış o çelikle. Tamam oldu olacak o zaman şövalye gibi sınır altında dolaşalım biz ya. Ay vallahi bıktım. Öyle yoruldum ki yani korkarak yaşamaktan. Fehmi Bey.
Siz muhtardız değil mi? Evet, evet. Ben diyeyim, acaba biz Rıza'ya başka bir iş mi bulsak? Emel uzun siyah saçlı, beyaz tenli, kara kaşlı, kara gözlü Fehmi şaşkın. Gülden! Gülden apartmana girecekti, pastaneye yöneldi. Ahmet, senin ne işin var burada? Güzel soru ama benim de sana bir sorum var. Asıl senin ne işin var bu saatte? Ha şey, annemlere uğradım da lafa dalmışım işte. Biraz gelir misin? Konuşacaklarım var seninle. Hayırdır? Bakacağız. Masaya geçtiler. Hayır mı değil mi? Gülden çantasını sandalyeye asıp gerilerek karşısına oturdu. Hoş geldin kızım. Heh, verin mi sana bir muhallebi, çok güzel. Sağ ol Fatoğan abi, ben tokum. Aa, olmaz. Lazım yesin bir muhallebi. Etlenesin, kuvvetlenesin. Bak kaç ay oldu, hiçbir bebek, hiçbir şey yok. Olmaz öyle. Lazım olasın kuvvetli. Tutmaz yoksa bebek, ha, tutmaz. Ha. Konuşacağımız konularda iki numara buydu. Birincisi ne ki? Hosteslik. Gülden gergin bakışlarını kaçırdı. Rıza kap bisküvili pastasından bir çatal alırken Fehmi'ye hadi söyle diye kaş göz etti. Ya elinize sağlık. Bugün gönderdiğiniz börek çok güzel ya. Beğendiniz yani değil mi? Ya çok güzeldi, çok afiyet güzeldi. Afiyet olsun. O böreği gönderdiğiniz kase de çok güzeldi. Çok güzel. O benim babamın bize düğün hediyesidir. Evet. Tarihi eserdir o ha. Evet. Sadece böyle çok değer verdiğim dostlarıma bir şeyler ikram ederken kullanıyorum. Ya bidenim, madem bu tarihi eser, koyacaksın onu bir yere, orada duracak. Niye iki devir indiriyorsun aşağıya? Canım, insanlar görüp beğensin diye Rızacığım. Babam onu bir kazıda bulmuş. Kazı? Tarla sürmek o ya. Tarla sürmeye ne zamandan beri kazı? Canım, tarla da sonradan tarla olmuş herhalde. Ha. Büyük ihtimalle Hititlerden kalma bir şey. Yani 4000 yıllık falan. Babam dedi ki, bu dedi ileride dedi çok değerli olacak kızım, bunu sakla dedi. Ama ben satmayı düşünmüyorum çünkü benim için manevi değeri yüksek. Tabii. Şimdi o tarihi eser var ya, tarihi eser. Şimdi aslında onu müziğe vermek lazım ya. Tabii. Müziğe vermek lazım yani. Kanunen gerekli çünkü. Şimdi biz en iyisi onu bir güzel yıkarız, kurularız, veririz. Biz ya çok şanslısınız ya. Yani aile olarak çok acayip şanslısınız. Ben yarın Topkapı Sarayı'nın oraya gidiyorum ya. Bak. Gitmişken müzeye bırakayım bak, ben onu ya. Yok canım, ya ben onu niye müzeye vereyim ki? Kanun öyle söylüyor bidenim, kanun. Kanunlar öyle söylüyor. Şimdi ben de bir kanun adamı olarak beni de zor duruma düşürüyorsun bak. Fehmi abi, sen onu ver gitsin. 4000 yıllık tarihi eser ya. Hititlerden kalmış. Koskoca Hititler ya. Yo vallahi olmaz. Kimselere vermem ben onu. Benim için manevi değeri var onun. Ya hatta Rukiye abla, ben onu alsam kalkarken unutmayayım mümkünse. Şimdi mi? He. Bir dakika ya, ben veririm ya. Ben veririm, ayaktayım zaten. Onun için hemen gidip getireyim, tamam. Ay ne kalkması ayrıca ayol, ne güzel oturuyoruz sohbet. Biz gidelim, yine geliriz. Ay canım benim. Fehmi elindeki asayla mutfaktan geliyor. Rıza şaşkınca ayaklandı. Evet, çok güzelmiş ha. Çok hoş değil mi? Yapıştı. Bize artık müsaade. Canım. Ay, ellerinize sağlık. Hele Rıza, şunu tutuyorum. Ben de ayak Emel telaşla Rıza'ya bakıp sonra Rukiye'ye döndü. Ahmet keyifsizce Gülden'e bakarken onun başı önde. Gülden nereden çıktı bu hosteslik mosteslik? Biz konuştuk mu böyle bir şey? Ya tamam Ahmet, konuşmadık ama ya baksana, hosteslik çok iyi bir meslek. Eve bir sürü para gelecek. Eve bir sürü para gelecek ama karım evden gidecek. Uçakla oradan oraya. Olur mu canım öyle şey? Ben tasvip etmiyorum. Ya Ahmet, niye öyle söylüyorsun? Bak herkes hostes olmak için uğraşıyor. Kimsenin boyu bile yetmiyor zaten. Aradıkları bütün vasıflar bende var. Sadece evli olmamak gerekiyormuş. Babamın bir arkadaşı var. O inşallah halledecek. Ya gördün mü bak? Hava yolları bile evli barklı kadını hostes yapmıyor. Neden? Neden? Çünkü kadının evli, kocası var, çoluğu çocuğu var. Ahmet, sana hatırlatırım yalnız. Bizim çocuğumuz yok. Bu da konuşacağımız iki numaralı konu zaten. Her yerden parçaları topluyor.
şey oldu hep ya. Tabii 4000 yıllık kase. Eskimiş demek ki. Bu ne ya? Rıza, bu yapıştırıcıdır. Ya Hititler döneminde yapıştırıcı var mıydı ya? Demek ki varmış Fena. Ya büyük medeniyet ya Hititler. Çok acayip. Bir dakika. Şimdi bu kırıldı, sonra siz bunu yapıştırdınız mı? Hititler yapıştırmış onu. Rıza, kim kırdı bunu? Hititler, acaba? Türkiye suçu üzerine alacak ama dili varmıyor. Kim? Ben kırdım onu bir tane. Ben kırdım. Özür dilerim, çok özür diliyorum. Emel dönüp bakınca Rukiye bakışlarını kaçırdı. Emel ağlıyor. Parçaları göğsüne bastırdı. Ay olsun, sağlık olsun. Cana geleceğine bana gelsin derler. Gerek. İşte hatırası var ondan sadece. Canım. Gelecek tehditleri Rıza'yaydı. Yapıştırsak mı acaba? Emel, ben sana yapacağımı bilirim der gibi kafa sallıyor. Ahmet yatak odasında pijamalarını giymiş, ayna karşısında saçını düzeltip yatağa yöneldi. Gülden yatakta kremleniyor. Ahmet terlikleri çıkartıp yatağa uzandı. Gülden'e bakarak çapkınca gülümsüyor. Girelim ikinci konuya. Neymiş ikinci konu hayatım? Gülden, bizim acilen çocuk yapmamız lazım. Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Kaç kere konuştuk, çocuk için erken dedik. Ayrıca bizim bir evimiz bile yok. Nasıl evimiz yok ya? Ya bu hamilelik 9 ay değil mi? Ben o 9 ay boyunca 10 tane ev tutarım sana. Gülden. Gülden'in kollarını kokladı. Ahmetciğim, hiç o güzel çeneni boşuna yorma. Önce ev, sonra çocuk. Tamam mı? Gülden yatağa uzanıyor. Ahmet sokulacaktı ama Gülden mani oldu. Ahmet ne yapıyorsun? Ya sen bilmiyor musun? Annenler şu duvarın arkasında zaten sinir oluyorum. Ya tam uyumuştur onlar çoktan. Annemle babam diyorum. Uyumuştur onlar. Pişmiş kelle. Annenle baban uyumuş olabilir. Ama bu önce ev sonra çocuk gerçeğini değiştirmiyor. İyi geceler. Pike'yi omzuna çekerek sırtını dönüp yattı. Ahmet de besin ederek Pike'yi kaldırınca Gülden eline vurup çektirdi. Tutacağım evi tamam. Şişt. Evi tutunca konuşuruz artık. Hadi iyi geceler. Kızı askıdaki üniformasıyla karakoldaki odasına girdi. Selahattin omzunda askılı tüfekle peşinde. Rıza üniformayla şapkayı masaya attı. Başkomiserim ne oldu ya, bir şey söylemeyecek misiniz? Git aşağıdaki portatif yatağı aç Selahattin. Neden? Bu gece burada kalacağım. Niye? Yoksa evden mi kovdunuz? Karınız evden kovdu. Sus Selahattin. Peki neden başkomiserim? Kaseyi kırdım. Bugün bana gösterdiniz. Hani şu yanına bile yaklaştırmak istemediniz kaseyi mi? Çık dışarı. Çık dışarı Selahattin. Çık in aşağı yatağa aç. Tesisimizde kaç gün kalacaksınız başkomiserim? Selahattin riv yapma. İşin gücü riv. Sadece bu gece kalacağım ya. Ortalık sakinleşene kadar geldik işte. Yarın gideceğiz. İnşallah başkomiserim. Çık içeri. İnşallah. Ayrıca ben evden kovulmadım. Ben buraya gelmeyi kendim tercih ettim. Kim var bunlar? O kadar. Zağlamaklı. Şahin'le Çağatay salonda oturuyorlar. Ya çok pis dayak yemişsin ya. Çok güzel olmuş. Ne gülüyorsun ya? Ağrıyor, çok acıyor ya. Bir daha bakmazsın değil mi artık yani Elvan'a? Bana bak. Bakmazsın değil mi lan? Bakacağım ya. Bakacağım ama gizli bakacağım. Ne yapayım artık? Yani arkada böyle 2 tane dişim kırılmış olabilir. Tamam. Ama bu kalbim kırılmadı yani. Öyle gizli bakacağız artık. Tamam, gizli olur. Ama adamın gözünün önünde kızına bakıyorsun. Adam haklı, az bile yaptı. Ya ben anlamıyorum Çatatoy ya. Almanya'da böyle değil. Kızlar, erkekler böyle el ele, kol kala böyle yürüyorlar. Spazierini yapıyorlar ondan sonra yani hiç.
Rahat her şey orada. Burada çok kral var ama çok çok anlatamam yani. Türkiye'de böyle. Bak, susmuş. Beni kaderle gördü. Kız artık uğramıyor buralara. Olmuyor işte. Türkiye'de babanın, abinin rızası olmadan olmaz bu işler. Tamam ya, anladık. Biliyorum. Yani... Haklısınız. İşte babam geliyor işte. Kızı isteyeceğiz Elvan'ı. Verirse verirler ya. Vermezlerse de kaçırırım ben onu, gideriz yani. Allah Allah, hala kaçmak diyor ya. Yetmedi mi oğlum dayak ya? Daha pis dayak mı istiyorsun? Yok ya. Ben çok seviyorum Elvan'ı ya. Çok seviyorum yani. Ben buradan çıkıp başkasına bakamam. Nasıl bakarım ya? Bak görüyorsun değil mi? Onun için dayak bile yedim yani. Dişlerim gitti, mahvoldum. Ay, bir şey demiyorum, ne diyeyim yani. Yatacağım ben. Ha? Sonra sabah erkenden herkes doluşuyor. Sabah uykusu uyuyamıyorum ya. Oo, erken uyanmayı sen askerde göreceksin asıl ha. Bunlar hiçbir şey. Askerlik, evet ya. Bir an önce... Çıksın aradan şu askerlik ya. Öf! Sıkıldım. Belki... yani askerden döndüğünde... Ne? Kaderle evlenirim. Hep hoşlanıyorum da. Vay 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 Çatatay. Saçmalama ya. Gitmeden evlenmen lazım. Ya evleneceksin ya nişanlanacaksın. Bizim askerde herkes ya evliydi ya nişanlıydı Çatatay. Sen şimdi askere gideceksin ya. Farz et ki evlenmedin. Gittin askere, bir geldin. Kaderi kapmışlar. Kim kapıyor be? Kapmışlar. Ya, olabilir. Neden olmasın? Ondan dolayı gitmeden yap. Fertik bitir şu işi. Oh, olur da. Susmuş. Adam da konuşmuyor ki. Adı susmuş. Birisi ağzını arasın. Şahin dişini tutmuş, ağzını açmaya çalışıyor. Ha. Bak bu ne? Yapamıyorum ya. Ben yatıyorum ben. Of. Hadi. Bak, kaderle evleneyim. Susmuş ya. Evet. Ben de onunla konuşmayacağım. Hastalıkla susarız. Dur ben de geliyorum. Niyazi durgun, kederli. Karakol sokağın başındaki lamba direğine sırtını vermiş, çaprazdan Nazlıların penceresine baktı. Geçmişten Nazlı ile Niyazi'ye ait kesitler. Sahilde el ele yürüyorlar. Nazlı'nın diğer elinde kitabıyla hırkası var. Niyazi onları mahalleden beri takip edip el ele gördü. Deniz kıyısında durdular. Nazlı başını Ergun'un omzuna yaslamış, Ergun öpücük kondurdu. Yürümeye devam ettiler Niyazi peşlerinde. Arkalarından hırsla fotoğraflarını çekti. Beraberce gezdik.
Niyazi geçmişten kurtulup boş kahvede oturan Susmuş'u fark etti, yanına gidiyor. Susmuş her zamanki gibi dertli dertli bakarken Niyazi yanına oturdu. Bu saatte burada ne yapıyorsun Susmuş? Gerçi ben bu saatte ne yapıyorum burada değil mi? Artık hiç uyuyamıyorum biliyor musun geceleri? Yatağıma yatıyorum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Bir türlü uyku girmiyor gözüme. Ergun plakla nişanlandı ya, biliyorsun. Hazmedemiyorum. Deli oluyorum ya Susmuş. Ben onu daha çok seviyordum. Benimle evlenmeliydi. Ya, bu dünya ne kadar merhametsiz ya. Ne kadar gaddar. Sevene sevdiği verim yok kardeşim bu dünyada. Bence var ya, en iyisini sen yapıyorsun. Vallahi. Konuşmayacaksın abi. Konuşmayacaksın, vallahi konuşmayacaksın. Susacaksın. Ben de bundan sonra konuşmayacağım. Ben de susacağım. Susmuş Niyazi'ye bir bakış atıp çayını yudumladı. Bekleyeceğim. Belki dünyada onu benden daha çok sevecek kimsenin olmadığını anlar. Ve bana döner. Değil mi? Susmuş'un kendi kederine bir de Niyazi'ninki eklenmiş. Öylece dinliyor. Belki de Ergun Plak'la evlenmekten vazgeçer. Çok dua etsem olur mu acaba Susmuş? Allah'a çok dua etsem. Allah'ım ne olursun evlenmesin onunla desem. Geçen ölü sokakta dolaşıyorum. Bir duvarın üstünde şey yazıyordu. Çok beğendim. Daha önce hiç öyle bir söz duymamıştım hiçbir yerde. Şey yazıyordu. Unutulanlar unutanları asla unutmaz. Sabah vakti. Haydarpaşa gar manzarasıyla Beyoğlu manzarası. Rukiye keyifle kahve içiyor. Ay Rukiye abla, ben şimdi çok merak ettim kadını ya. Keşke çağırsaydın da tanışsaydım ben bu kadınla ya. Tanışırsın Nurtancığım, tanışırsın yani. Denk gelirsiniz. Gerçi çok evden çıkmıyormuş ama gelirsiniz herhalde. Evden mi çıkmıyormuş? Aa. Aa. Niye kız o? İşte böyle kaza geçiririm falan diyerek, acık evhamlı. Kaza geçiririm diye korkuyor. Mikroplardan korkuyor, araba çarpar diye korkuyor, her şeyden korkuyor. Allah Allah. Acık huylu da bir kadın o zaman. Huylu. Ama işte ne yapacaksın? Kocası yazık, kıyamam, polis ya. Nasıl böyle şey olmuş yani, korkmuş kızcağız. Hadi. Elinden gelse. Kocası böyle şövalye kostümüyle gönderecek. Ay Allah. Bir de şövalye düşünsene. Rıza. Rukiye kahvesini bırakıp kapıyı açmaya gitti. Gelsin Rukiye abla, merhaba. Hoş geldin. Bir dakika şimdi. Gel canım gel. Abla. O ne o elindeki öyle? Ya bunlar benim moda dergilerim. Ya Mesut dedi ki, yakacağım dergilerin dedi. Biraz sizde kalsa olur mu, şuraya bir saklasan? Ha.
Bende de çok yer yok. Dur bakalım, koyarız bir yere, koyarız. Dur bir yerde. Vallahi yemin ederim ben bıktım bu Mesut'un kıskançlıklarından. Ya bak, alıyorum, süsleniyorum, püsleniyorum. Özene bözene onun için hiçbirini istemiyor. Ama baksana Yıldız kız. Kız ne güzel olmuş. Yeni mi aldın yine bunları sen? Yeni aldım. Moda ya kız bunlar, bilmiyor musun sen? Ay ne bileyim kız, bu da moda falan her şeyi de biliyor. Bilir, Ama Yıldız şimdi bak, acık da kocan haklı yani. Sen şimdi böyle giyiniyorsun, süsleniyorsun. İncik cincik takıştırıyorsun böyle, bir de kırıtada kırıtada yürüyorsun yani. Kırıta kırıta mı? Ya öyle diyorlar yani. Kim diyor? Ha ben bilmiyorum, ben öyle Allah için şimdi dedikoduyu da sevmem, biliyorsun Rukiye abla değil mi? Yani öyle diyorlar. Siyah bluz, kemerli sarı etek, sarı salaş bir üstlük giymiş. Ergun çay kaşığını tabağa koydu, dükkana yaslanmış. Nevzat da çay içiyor. Elini uzatıp geriden keyifle yüzüğüne baktı. Ya Ergun abi bu ne ya? Şöyle bir Cem Karaca çal, Selda Baycan çal, neşemizi bulalım abi ya. Çalarız oğlum, çalarız. Sakin ol, onları da çalarız. Hemen bir devrimci olup kurtlanma, bir iki dakika bir dur. Onları da çalarız. Gençler bunları seviyor oğlum artık. Herkes bunları dinliyor. Daha bir Almanya'dan falan bir gruplar çıkıyor. Bak yakında hepsini getireceğim. Aklın hayalin durur. Bayılıyorlar, bayılıyorlar. Bence boşuna getirme abicim. Bizim buralarda olmaz. Ya bizim şarkımız gibi, türkümüz gibi var mı ya? Kral gibi kültürümüz var bizim ya. Allah Allah, edebiyat yapma oğlum. Bizim şarkımız ayrı, onların şarkısı ayrı. Gençler seviyor işte, ne yapalım yani? Satmayalım mı? Merhaba Ergun abi. Vay, yakışıklı. Neredesin oğlum sen? Vefasız. Ha, bir okulu kazandın, kayboldun ortalıkta. Memlekete gittik Ergun abi. Ha, okul ne oldu ya? Nereyi kazandın sen Murat? Çengelköy'deki Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandım abi. Koçum benim ya. Ergun abi, bizzat kendi ellerimle hazırladım mülakata. Kes lan kes. 20 senede bir okulu bitiremedin. Hala utanmadan konuşuyorsun ya. Ergun abi, şu çalan kasetten ben de alabilir miyim? Alırsın da ben sana satmam. Neden? Hediye yapacağım da ondan. Ergun abi ver dersin, ortalıkta dinler havanı atarsın ha. Geç içeri geç. Ne haber? Gördün mü bak, sineğin şekere geldiği gibi geliyor oğlum gençler müziğe. Gelirler tabii abi, kültür emperyalizmi bu. Oğlum bana bak, başlayacağım şimdi kapitalizminden, emperyalizminden ha. Müzik ulan müzik, ülkesi mi olur? Bir çıkar dünyayı turlar, gelir sana döner. Beste yapıldığı anda Ergun plağa düşer, oradan da tüm dünyaya yayılır. Yakışıklı devrimcim benim. Biliyor musun, dün gece başkomiserim burada yattı. Niye? Niye mi? Bak, karısı evden kovmuş. Karısı evden mi kovmuş? Bir de bize sert erkeğim diyor, esiyor, gürlüyor. Yok şöyle gittim, yok böyle gürledim diyor ya. Güzel kapıda görününce hemen ayaklandılar. Ne oluyor burada? Rıza masasına geçerken Selahattin Yusuf'a dosyayı verip hemen yolladı. Masalarına oturdular. Selahattin süt dökmüş kedi gibi. Rıza uykusunu alamamış, başını arkaya yaslayıp gözlerini kapattı. Ağzını kocaman açarak esnedi. Selahattin sessizce gülüyor. Rıza gözlerini açıp Selahattin'e dönünce başını çevirip havalara bakınmaya başladı. Ne bakıyorsun Selahattin? Yok başkomiserim, bakmıyorum ki. Rıza dikleşip kollarını masaya yasladı. Başkomiserim, bugün eve dönecek misiniz? Bilmiyorum. Sana ne Selahattin ya, sana ne? Sana ne benim eve dönüp dönmeyeceğim ya Selahattin? Sen git kendini arkadan yer bir yer, senin işin bu. Hatta çok uzak bir yer beğen kendine ya. Çık sen. Çık. Otur yerine ya, otur otur, tamam otur. İşin gücün var senin. Hadi bakalım. Sağ ol Ergun abi, iyi günler. Eyvallah. Murat uzaklaştı. Ergun dükkanın önünde sırıtarak Nevzat'a bakıyor. Ya Nevzat'ım ya. Buyur abi. Ben senden bir şey rica etsem. Emret abim ben. Bizim çırak dayağı yedi, iptal oldu biliyorsun. İki dakika dükkanla bir dursan da ben bir eve bir gitsem, bir Nazlı'mı bir görsem, iki lokma bir şey yesem. Ha koçum? Nazlı'mı görsem, iki lokma bir şeyler yesem.
Sen şu camda beklediğin günleri çabuk unuttun ha. Oğlum sabreden derviş muradına ermiş. İnce ince, dantel gibi, nakış gibi dokuduk biz o günleri. İyi de Alman karın ne olacak ben onu merak ediyorum ya. Sen nereden biliyorsun oğlum benim Alman karımı ya? Şahin ağzından kaçırdı. Ulan bir turda ben dövmezsem bu sıpayı... ...hem de diğer sıpalar sudan gelinceye kadar. Bana bak kimseye bir şey söyleme ha. Kimsenin haberi yok. Tek bir insana tek bir laf yok ha. Aşk olsun Ergun abi ya. Benim ağzımdan laf alabilmek için 20 gün işkence yaptılar. Gık demedim abiciğim. Sen merak etme o iş bende de. Ben çok merak ediyorum sen ne yapacaksın? Orada evlendin, burada nişan taktın. Ne olacak bu işler abi? Ya çözeceğiz işte bir şekilde. Yani verdik avukata. Avukat çözeceğim dedi. Çözecek yani. Yani işte çözülmezse sıkıntı. Çözülmezse sıkıntı da çözecek zaten. Çözecek yani. Ha inşallah. Çözeceğiz diye şey yapıyor yani çözülecek diyor bana. Yani çözülse iyi olur abi. Çözülecek o. Tamam ya. Fehmi pastaneye girdi. Sami. Fehmi abi. Ne yapıyor be ya? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Sami. Fehmi abi. Ya bu Şahin'e sen bayağı benzetmişsin ya. Evet, öyle oldu. Ya aslında babası olsam ben de aynısını yaparım da. İşte malum enişteyiz ya. Laf geçiremiyoruz. Öyle oldu. Ama bu sefer sen bayağı bir benzetmişsin yani. Evet, öyle oldu. Ya şimdi Fehmi abi, ben de istemezdim senin ailenden birine karşı böyle... Ya tamam da Sami şimdi senin aile benim aile meselesi değil ki. Ya sen de kalbi olan adamsın ya. Ya sana da bu kadar sinir yaramaz. Yapma ya. De zaten bir daha olmaz hiç merak etme sen. Zaten olursa da artık Şahin'in babasıyla halledersiniz. Babası mı? Babasına haber verdi. Almanya'dan geliyor adam. Yola çıkmış bile. Ha. Ya iki tane tokat attık diye kucağa Almanya'dan adam çağrılırmış. Çağırmış işte ya. Artık onunla halledersiniz siz aranızdaki meseleyi. Ha. Nasıl biri? Mülayim mi? Hmm, yok. Ha. Konuş olur mu? Ne bileyim tartışılır mı? Şey olur mu? Yok. Sinirli mi? Ters mi? Evet. Ha. Tamam, ne yapalım o zaman canım? Geleceği varsa o zaman göreceği de var. Herhalde. Göreceğiz bakalım. Sami'nin kaygılı bakışlarında resim dondu. 122. bölüm sonu. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Oyuncular Emel Bahar Sürer, Ergun'un annesi İnci Ültay, Hasan Vahdet Çakar, Danyal Caner Karauç, Polis Yusuf Burak Yılmaz, Güçlü Umut Vardarlı, Murat Furkan Didim, Sinan Ali Fuat Pekseren, Refik Ahmet İkinci, Bilal Rasim Yetişkin, Kader Zeycan Gürbüz, Osman Diyar Karadaş. Karışık yollarda, hüzünden, mutluluktan dem ana. Yapmışız, yine yıkmışız. 50'li yaşlardaki senarist Metin Açıkgöz'ün fotoğrafı altında seni unutmayacağız yazdı. Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor çarkın ortasında yazan Mint Made in Türkiye yazısı havalanıp yıldızların önüne geçti.